Vav Televizyon'a hoş geldiniz. Yüzlerde ve izlerde yine sizlerle beraberiz. Bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Ee, ekranlardan yakına tanıyorsunuz kendisini aslında. Ama velakin biz çok daha yakından tanımak istiyoruz. Hikayesini dinlemek istiyoruz kendisinin. Nasıl bir hikayesi var? Ağzından dinleyeceğiz kıymetli hocamın. Muhammed Fatih Çıtlak araştırmacı yazar hocamız bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk efendim ama yani heyecan verici bir girizgah oldu bu. <laughs> hocam bizim için heyecan biz bizde yani sizi tanımak, sizinle program yapmak. Böyle çok e, hoş bir şeyiniz var hocam ben yani günümüz Türkçesiyle söyleyeyim daha doğrusu popüler ifadeyle bir auranız var. Öyle yani, mi? Evet, evet. Yani böyle yalnızdayken insan bir huzur ve sükunet bulamıyor. Şimdi bulan programı bir... bir dakika baştan anlaşalım. Yani ben kendimi tanımak için bir programdayım. <laughs> ben önce bir izlenimi söyleyeyim. Maşallah hocam. Çok... Peki, sağ ol. Yani böyle bir hoş bir e, enerjiniz, avranız var. Böyle insan sizin yanınızdayken böyle huzurlu hissediyor kendisini. Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir şey. Başkalarına huzursuzluk vermek, konuşurken insanları kasmak, yormak. Çocukluğumdan beri ailem ve çevrem tarafından hiç tercih edilmeyen bir usluptu. Hayatı hayatın zaten kendine ait meşakkati var. Evet. Birbirimizle konuşurken beraber olurken ayrıca yük getirmemek lazım evet. herhalde diye düşünüyorum. Bir de yani enerjiyi buna harcamak ekstra bir çaba sarf etmek böyle çok yorucu bir şey olsa gerek. O o kadar yoruculuğa ne gerek var ne hacet? Yani böyle sükunetle sakin bir hayat yaşamak varken, huzur varken Öyle mi acaba onu bilemiyorum yani bu arada hani yoruluyor kısmına baktığımda bu enerjinin karşıya geçmesiyle alakalı aynen bir şey yorgunluktan söylüyorum. değil de. Yani kötülük yapmak için evet, mesela evet, doğru, huzursuzluk aynen. vermek yani huzursuzluk Eksizlik, vermek aynen. fazladan bir çaba sarf eder İnsanı insan. kendi kendine yorgunluğu ve huzursuzluğunun kendine? dışarı yansıması evet, değil mi aslında? Evet. Hani e, her zulmedenin aslında kendine nefsine zulmettiği gerçeği vardır ya Evet hocam. o zulüm o sıkıntı. Dışarıya vuran şeydir aslında. Yani o adam çok rahat, dingin, Oh şahane duygular içerisinde ama başkasına zulmediyor değildir. Evet. Muhakkak öyle görünüyor olsa bile zulmederken rahat görünüyor olsa bile aslında rahatsız bir kişiliği Asıl vardır. Asıl problemi kendisinde yani. Öyle ya, değil midir? Eyvallah hocam. Yani. Öyle diyebiliyorum siz eyvallah. daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah hocam. <laughs> evet. ee, kimdir? Mehmet Fatih mi Muhammed Fatih mi? Yani e, bunca sene program yaptım. Birkaç e, Arap e, kanalında beraber olduğumda sadece Muhammed Fatih dediler. Hı hı. E, siz şu anda bir ilk yaptınız. E, liyakatım olmasa bile o ismi pake. E, fakat Muhammed ismini telaffuz ettiğinizden dolayı e, Rabbim inşallah bunu e, versin Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok mütehassis oldum. eyvallah. Ecdadımız malum Muhammed ismi e, her yerde kullanılıp o ismi nebi'ye ve efendimizin zatına hürmetsizlik olmasın diye Mehmet demişler hı hı. ama sizin Muhammed Fatih diye başlamanız bendenizi şöyle bir hizaya getirdi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz varlığınız için. Evet. İstanbullusunuz hocam. Evet. 67 İstanbul. Yani ailece kökten mi İstanbul'usunuz? Sonradan İstanbullular mı? Babam da genç yaşlarında gelmiş. Dede tarafı vakfı gibi bir işte oradan e, Giresun'a göçmüşler. Evet. Zıvanın altından göçtük derlerdi. Evet. Hani adamı Zıvanadan çıkartıyor dedikleri bu dağ mı babacım dedim. Öyle öyle dedi. Çünkü hakikaten adamı Zıvanadan çıkartan diklikte Trabzonlu Giresun'u kesen bir dağ şeyi vardı. Zirvesi. Öğrendik. Evet. Dedem muhterem çok kıymetli bir insandı. Hani nasıl e, pilav içerisindeki siyah bir taş görünür? Hı hı. Bizim köyümüzdeki akrabamız alınmasın ama o köy içerisinde de bembeyaz bir pirinç tanesi gibiydi. Çok muhterem bir insandı rahmetli babamın babası. Maşallah. E, anneciğim doğma büyüme İstanbul'lu. Anneannem çok küçük yaşta Erzincan'dan gelmiş ve İstanbul'da Soğanada oturmuşlar. Ve bilhassa rahmetli merhume anneanneciğim hakikaten iman abidesi. Tam hepimizin konuştuğu bizim Anadolu'nun saf, hı hı. temiz, arif bakış açısı vardır ya. Evet. Hemen ilk çevremden örnek gösterebileceğim bir insandır. Abdülhakim Ervasileri, efendim Beşiktaşlı Cemal Efendileri ya nicelerini Beyazıt Camii'nde üç çocuğunu, dört çocuğunu böyle alarak Seyreder, dinler, Başka bazılarını da. alır sonra 3-4 e, ailenin beraber yaşadığı o hanelerde yaşarlarmış. İstanbullu olmak tabirini haşa bir iftihar olarak e, ifade etmek istemem. Fakat İstanbullu olmanın 10 sene evvel de 5 sene evvel de buraya gelse şerefül mekan bilmekindir. Bunu anlayıp İstanbul'un hakkını vermek. İstanbul'da olmanın nimetini anlamak açısından bakarsak hı hı. ben Deniz e, an asıl İstanbul'luyum diyebilirim maşallah. Dede evet, dedede ya da işte anne anne tarafında böyle var mı alimlik ya da işte böyle bildiğimiz ee, bir, Annemin hani babası, annemin ama. babası hafızmış. Annemin amcası Kutül Emare'de esir düşenlerden. Ee, ba babamın ailesinden de babam rahmetli o işte e, camilerin ahırlara çevrildiği, ezanların yasaklandığı hı hı. devirde ilme çok meraklanmış. Rahmetli dedemin amcası Seyit Musa derlermiş. Karaman'da 13-14 el yazması eseri olduğunu da söylerdi Aa, rahmetli baba. Sen ona benziyorsun, amcama benziyorsun, alim olacaksın demiş ve rahmetli dedem e, "İnşallah uzatmıyorum da siz uzatırsanız kesin." tatlı tatlı dinliyoruz böyle. Köylerde Müslüman köylerinde falan maalesef yani artık insanın hakikaten böyle anlatırken boğazında düğümleniyor yani gerçekten nasıl bu noktaya gelmişiz ama olmuş işte yasak yani öyle Elif Bey okumayı evet. falan bırakın Osmanlıca takvim bulunan bir ev hapis gözetime alınmak derdest edilmek için bir sebep olduğundan dedem rahmetli her ay affedersiniz bir büyük baş hayvan parası vererek babamın tahsili için para ayırmış. Babam nerede tahsil görmüş biliyor musunuz? Nerede hocam? Trabzon'a yakın bir Rum köyünde. Hasbira Orası aramıyormuş aranmıyormuş çünkü. Mağaralarda ders okumuşlar. Hatta çarşambalı meşhur Mahmud Efendi babamın medrese arkadaşlarındandır. Oğlum derdi babam rahmetli. Biz Arapçayı falan öğrenmeden, daha Kur'an-ı Kerim'i doğru öğrenmeden 20-25 gün içerisinde Rumca ekmek, peynir falan istemeyi öğrendik. Çünkü Rum köyü olduğu evet. için Aramıyorlardı. Burada burada oluyor bunlar. Evet. Yani Trabzon'da ve Türkiye'de. Evet, yani. evet. Yasak olunan devirde biz Rum köyünde mağaralarda ilim öğrendik. Devamlı babam da bana her ay maişetimiz için Para gönderildi. Köyde yaşıyorlar. Mağaralarda... Köye iniyorlar alışveriş yapıyorlar. Çalışıyormuş gibi görünüyorlar ama mağara aranmadığı için orada ders okuyorlar. Ama çok büyük bir azim hocam maşallah. Bu çok büyük. Ya. Babam rahmetli uyumamak için derdi. Ders çalışırken saçından kendimi mağaranın veya odanın tavanına asardım Şöyle derdi. Yapıyorsunuz. Veya mumu böyle koyardım derdi. Eğilirken yaksın diye. Rahmetli babam kesinlikle normal bir insan değildi zaten. Ama ya bu çok muhteşem bir evet. azim hocam? Başka bir evet. örneği yoktur herhalde bunun ee, Öyle derdi. Ben Giresun'u Trabzon'u dümdüz görürdüm. Hiç tepe görmezdim derdi. <laughs> Ve bize de kızardık korkak olduğumuz için. Ne bir şahsına münhasırdır. Allah rahmet eylesin. Kendisinin böyle bir ilmiyeden e, alim olarak diyebileceğim şöyle bizim hanemiz <laughs> İstanbul'da bir alim yahut İstanbul'a gelmiş kıymetli bir hoca varsa muhakkak bizim eve gelmiştir. Aa, maşallah. yani Hafız Mısırlı Mustafa İsmail'in bile <laughs> bizim eve geldiğini söylesem hafız Kurra Ali Haydar Efendi'nin Ali Yakup hocaların ders yaptığı camilerde okunması belki başkaları tarafından anarşik durumlar <laughs> vesaireler gibi tehdit olduğundan bizim ev hoca denildiğinde o hocanın muhakkak uğran, uğradığı, geldiği yerdi. Ve anneciğim de Allah selamet versin. Amin. Her ayın 13'ünde bizim ev toplantıları yapılırdı. İstanbul'un kalbur üstü tüm hafızaları, hafıza hanımları, hı hı. kıymetli nur anneleri, meşayihin vesaire dizi dibinde oturmuş insanlar. Mesela Abdülaziz Bekkine'nin hanımı Bizim evin müdavimlerindendi. Hümeyra anne. Merhum. Merhume. Bizim evin müdavimlerindendi. Öyle hanım mevbitleri olurdu ki. Henüz şu yaşımdayım. <laughs> ben öyle erkek mevbidi görmedim. Allah Allah. Yani taklidini yaparım yani? da utanırım şimdi. Hayır. Gerçi utanmam da. Hayır yani şunu arz edeyim. Çok da dağıtmak istemiyorum. E, muhayelem geniş olduğundan değil. Hatıralarım çok. Yani programın hacmi de yetmeyebilir. Belki bazı <laughs> şeyler de konuşulur. Öz cümle bizim evde ilme, ilim erbabına lütfen bunun altını çizmek istiyorum. İsterse bu lisede herhangi bir fizik öğretmeni olsun. Hı hı. Yani ona karşı saygısızlık, bir öğretmene karşı herhangi bir edepsizlik bizde ayrı bir statüde cezayı müeydeye uğrardı. Yani bununla gelme bizim karşımıza Eyvallah. diye. İlme çok önem verilirdi. O, o bakımdan bir, yani öyle bir meclisten bahsettiniz ki sen tam ilim meclisi hocam orası yani tabi hani öyle bir, Ahmet Haşim'in e... var ya bu yerlerde şair olmak pek tabidir der <laughs> yani biz zaten sokağa çıktığımızda haytalık yapacak bilmem ne yapabilecek bir durum değildi. yani şunu arz edeyim siz gerisini Arapçada bir tabir vardır siz sizde ilmiyedensiniz o kız alal bevaki der yani gerisini sen kıyasla yani düşünün berber işte sizi oturtuyor. Boyunuz küçük olduğu he için he. bir tahtaya oturtuyor. O zaman şimdi pufuduk pufuduk. Nerede? Evet. Rengi dönmüş böyle acayip. Muşamba mı tahta mı oldu anlaşılmayan. Belli ki çok kişi oturarak cilalamış he onu. He. Oraya oturduğumuzda berberimizi düşünün. Evet gel bakalım Fatih Efendi. Namazın vaciplerini say. Yani bizim berber böyleydi yani. Gerisini <gülüyor> siz <gülüyor> düşünün. Eyvallah. O şey nasıldır? Ehli sünnete göre. Ya şu... <laughs> Dört buçuk yaşındayım. Dört buçuk. Ya, Bakın yani. o ilkokula gitmiyorum. Eyvallah. Dört buçuk beş yaşındayım. Ya bir çocukluğum yaşayan berber abi yani. Yani Fatih'te olmanın bir avantajıydı bu. Fatih hala daha Fatih'in tek başına bugün bizim insanımıza lazım olan değerleri üretebilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ki işin sosyal açıdan da İstanbul Fatih dediğinizde Evet. Oradan her türlü ölçümün, istatistiğin yapılabilecek bir mahal olduğunu eminim evet. siz de biliyorsunuz. Ee, ben de Fatih'e yakınım hocam. Ben de Eyüp'te oturuyorum. Yakınız Oo. yani komşuyuz. Birisi Mekke, birisi Medine. Ee, öyleyiz. Biz Eyüp'ü daha çok seviyoruz ama. Doğrudur. Eyvallah. O zaman şimdi Fatih'te geçiyor çocukluğunuz. Evet. Şimdi nasıl bir çocukluk geçtiği aşikar. Ee, o çocuklukta mesela siz... Bir eğitime tabi tutuluyor musunuz yoksa? Bir ara cevizide falan da oturmuşuz babamın memuriyeti zamanlarında. Ne iş yapıyor babam bu, 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 bu arada? Babam e, imam hatiplik yapıyor Hı -hı. ama aynı zamanda çok böyle etkili bir vaiz. Aynı dönemde yine e, bazen derdi ki senin zaten bu damarı bulman tesadüfi değil. Hep küçüklüğünde zemzem içtin kurma yedin <laughs> derdi. Hac Umre rehberliği yapıyor yeni açıldığı sıralarda <laughs> efendim. Ama ben Deniz çocukluğum denildi, denildiğinde hatırladığım şey Fatih'tir ve Fatih semtidir. Çok kısa bir dönem orada kalmışız. Mesela Fatih'te ben Deniz etrafı muhafazalı karyolalar olur ya çocuk hı hı, karyolaları, hı hı. bebek. Evet. diye yani. herhalde biraz da çok böyle cabbar bir çocuktum. Şeyi hatırlarım yani Fatih Camii'nde Köse diye ismi lakabı maruf Şerif abinin Hı hı. sabah ezanlarıyla uykumdan kalkıp o ezanın sonuna kadar dinleyip öyle yattığımı hatırlarım Allah Allah ama ne ezan yani sokaktaki kediler köpekler bile o ezanda dururdu yani bir sabah ezanı okur hala daha tüylerim ürperir Maşallah. Fatih Camii'de ezanı Muhammedi'nin nasıl bir şans olduğunu yani o bizim için çocukluğumuzda çok önemliydi evimiz hakikaten yani o ayın 13'ünde mesela düşünün hanım toplantısı yapılmış. Duvarlar terlemiş. Şahane kek kokularıyla beraber gül suyu. Of. Bir de bendeniz e, hani nispeten e, temsil makamında olduğum için yaşım da tuttuğu için arka odada durma şeyine imtiyazına He. sahibim. Abim gibi yaşım büyük değil. E, kardeşim yeni dünyaya gelmiş belki. Hmm. Hatırlıyorum. Teker teker o hanım sultanlar, hanım Anneler gelirler dua ederler maşallah buradaymış bizim Fatih hocamız da dervişimiz falan gibi şeylerle dualar ederler. Biz de böyle bayağı o sözlere inanan bir tarzda eyvallah var olun sağ olun tarzıyla çocukluğumuz böyle geçti. Allah annemden razı olsun. Amin. Babamdan da razı olsun yani Amin. babacığım öyle söylemişimdir birçok noktada anlaşamazdık kendisiyle nevi şahsına münhasır bir sertliği vardı ona öyle demişimdir. Babacığım hocalarla, alimlerle beni buluşturmanın hakkını ben sana zaten ödeyemem. Bırak babalık hakkını. Eyvallah. Biz e, hocam herhangi bir cemiyete girdiğimizde nerede oturacağımızı çocuk yaştayken bile anlar. Falsosuz o mecliste oturur ve oradan ayrılabilirdik. Çok güzel. Bu önemli bir şey olduğu evet. kanaatindeyim. O yüzden de biz orayı kendi yerimiz cami, tekke, medrese, ilim meclisi. Bizim kendimizi en hür hissettiğimiz sahadır yani evet. oraya rahatlıkla oturmak onun getirdiği bilgiyle görgüyle bulunmak hakikaten eğer bir imtiyazsa hani tahtisi nimet babında söylüyorum Hı. övünmek için değil Rabbime hamdü sena olsun çocukluğumuz öyle Eyvallah. başka Hı -hı. hatıralar da var da bitmez. Anlatın tabii anlatın ama şeyi merak ediyorum. Yani Bir yaştan sonra, bilmiyorum belki 4, belki altı belki 7, bir yaştan sonra böyle bir e, sistematik bir eğitim var mı evde? Yoksa o işte dost meclisleri, sohbet ortamlarından mı istifade ediyorsunuz? Yani biraz da hem serzenişte bulunmuş olayım. Sistematik olarak derslere yönlendirme var. Hı. Ve e, ailede de galiba bir tek benim üzerinde denenmiş bir şey bu. <laughs> Abiniz? Abim falan da yapıyor ama o yani kaçakları vesaireyi işi kendine göre... E, e, tasarlamayı becerebiliyor. Hı. Biz böyle söylenene inanan e, şey dedik. Zaten ailenin de IQ'su en düşüğü olan benimdir. Estağfurullah. Yok yok böyledir yani. Şöyle söyleyeyim, müktesebat olarak ilk ciddi ders okumam kesik bacaklı İsmail Efendi denilen, kesik ayaklı veya kesik bacaklı İsmail hı. Efendi denilen reisül kurra Dülger Dülgerzade Camii imamı. Hı hı. Yani talebeleri sırtında taşıyor onu. Ayaklar hakikaten yok. Ee, o zatın huzurunda el öpmek nasip oldu. Ve onun talebi talebesi olan Ali Akkuş hocadan daha henüz ilkokula gitmeden talim dersi okudum. Tecvid dersi hı hı. okudum. İki ayda Sübhaneke'ye geçtim. Haftanın beş günü gittim. Sübhaneke bitmedi. İki ayda Sübhaneke'ye geçtiniz. Ama hocam ne dayak. <laughs> ben yemiyordum. Hocam ne dayak. Yani baya böyle bir uzman gibi kızcık sopalarını getirirdi köylüsü. Evet. Seçerdi ya. Hani baya. <laughs> hani büstürü hocam. falan Hayır bak. Ya yok bu şey bu daha ince. Yani kılıç seçer var ya kuruluş Osmanlı falan, böyle bakıyor falan. Seç. Tamam bu iyidir uygundur falan derdi. Böyle diye şey çıkarttı. Eyvah eyvah. Ben o ödüm patlar benim. En küçük burada diyeyim ben. Ben onun dövmesinden değil. Bizi dinliyorsa şey yapsın. Kıtlamayla Erzurumluydu. Eyvah. Tak diye o şey, çocuk şimdi düşünün dört buçuk yaşında He. dişiyle şekerden ses çıkartan bir adam. Bir de o şekerler hocam şeydir Erzurum kıtlamaları <laughs> daha serttir böyle. O daha böyle küt diye ses çıkarır. <laughs> ya bak o şekeri <laughs> kıtlatıyor ya. Tak derken ben, ben de kopardı film. <laughs> bir de <laughs> diye içerken çok zayıftı. Hı hı. Aortları, binlenmeleri falan tüm damarlar ortaya çıkar. Ben zaten onu şey yaparken böyle bayılacak hale getirdim. Seneler sonra hocama dedim ki hocam beni hiç dövmediniz. Hı hı. Yok ya yanlışım vardır senin dedi. <laughs> Bakışlar işte. gözden kaçmış. Ya, mümkün değil hatırlamıyorsunuz <laughs> Yok hocam dedim yani ben hep dipteydim. Hoca bak şaka yapıyor zannettim. Böyle dolmuşa bindirirken hı. bayağı hayıflandı. <laughs> Ya emin misin falan. Yani baktım hoca yani demek ki onda öyle alışmış yazık. Ama Allah kendisinden razı olsun. Öyle bir talim yaptırdı ki hı hı. o talime bana 12 yaşında birisi müdahale etti. Ondan önce kimse müdahale edemedi. Maşallah. İlk aşrımı Hüvallahü lezi diye bilinen hı hı. Levenzelna Haşr suresinin sonu. Ali Haydar Efendi Trabzonlu hafız hı hı. kulaklıkla böyle gelir. Mehmet Zahid Efendi İskender Paşa'da kendisine namaz kıldırırdı düşünün. Karadeniz şivesiyle konuşmasına rağmen tecvitine hiç şivesini karıştırmayan meşhurlardandır. Yani uşağım ne diyorsun falan filan böyle konuşur ama Elhamdülillahi Rabbil alemin. derken hiç şiva karışmaz. İlk aşrımı ezberlediğimde onu okudum. Hı hı. Anneciğim dedi ki hocanın kahvesini götür. Böyle kapıdan baktı. Ben tabii zangır zangır titriyorum. İlkokula gitmiyorum da. Evet. Hocam dedi Levenzelna'yı ezberledi dinletebilir mi dedi. Ölüyorum korkudan. Hocanın zaten Fırat'ına girmiyorum. 4-5 metre uzandayım. <laughs> oturdum. Ama o abdest de varsa kalmış mıdır artık onu bilemiyorum. Oturdum. Dinledi dinledi böyle kahvesinde. Kur'an haşa. Kur'an dinlerken kahve içmedi. Durdu. Maşallah. Ağzın yakışıyor Kur'an'a dedi. Maşallah dedi. İlk ders Alışım Dülgerzade'dedir. Sonra yazları Fatih Camii'nde e, ve civarındaki yerlerde hep ders gördüm. E, ev içerisinde belki seyircilerimize biraz tuhaf gelecek bu. E, i̇nanın tabi bir durum olduğu için anlatıyor. Evet, Bendenize evet. göre tabi bir durum. Bendeniz Latin harflerini öğrenmeden önce Kur'an-ı Kerim okuduğumda harekeli Osmanlıcayı da okuyabiliyordum. Evet. Şöyle, şöyle ama anneanne e, haftada bir kere televizyon var. Evet. Yeni yeni başlamış çocukluğumuzda. Ben taklitler falan yapıyorum evde. <laughs> ama evde ekseriye tefeül derler. Mesnevi, Safahat, evet. Ahmediye gibi kitaplardan bir Fatiha okunur. Sonra aile fertlerine Bismillah denen açılır oradan okunur. Anneannem rahmetli merhume o okurdu. Bir de bizim doğuda gayde derler. Ay, belli bir gaide de okurdu <laughs> yani makamla. Musa'ya geldiği her kişi oradan da işte bir hatun kişi falan diye böyle bir ile okur. Bazen de böyle ağlar, duygulanır, güler böyle falan yapar. Ben de tabii bunu teyip gibi veya kamera gibi kaydediyorum. Bizim yeğenler geldiğinde ne yapacağım? Taklit yapacağım. Evet. Başörtüyü giyerim. Anneannem gibi. Elime mendili de alırım. Ahmediye'yi açarım. Musa'ya falan. Onlar <laughs> böyle kah kah ki ki ki. Ama okurum. Evet. Osmanlıcayı okurdum. Bir Hocam de, ne olacak yani Arapça ile yani Osmanlıca arasında ya Osman, yani, tabii bir de zevkli üç, gelirdi. 3-4 tane fark tabii, var tabii, bir tabii de yani harekeli olduğu var. için rahat. Bir de burada çok acayip olan validen Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Kıymetli anneciğim Hattat Müşerref Hanım'dan hat dersi alırdı. Müşerref Çelebi. Uh -huh. Süleymaniye'de bir konakta otururdu onlar Çelebiler. Ben de o konağın böyle şeyinde otururdum. Bazen mevvitlerde de birkaç kere mevide de girdim. Yaştan kurtarıyordum çünkü. Uh -huh. Orada hanım mevvitlerini falan da gördüm. Anne Cem'in o kalem yazması, Kamış'ta yazmasından dolayı yazık yani. Validemin kalemlerinin hakkından ben gelmişimdir. Hatta da merakım ilkokul çağlarında oldu o sebepten annemle beraber sonra çok uzatmayayım e, okuldaki tarzım ve okulda daha ilk günlerde olan böyle e, hocayla çekişmelerimle falan e, ben deniz hep dışarıdan başka bir zaviyeden ders öğrenme ihtiyacına e, böyle ihtiyacını kendimde hissettim bir nevi e, ailem yönlendirdi ama. Hocalarımı da kendim buldum diyebilirim. Eyvallah. Ee, i̇lkokul Fatih'te okudunuz. Fatih, Fatih İlkokulu. O taş Mektep. Taş Mektep'tesiniz. E, o çok vukuatlı başlayan bir okul. Niye? Anlatın. Nasıl yani? E, biliyorsunuzdur. De, yani artık. Yani ilk günü e, tabi ailenizde yetişmiş e, insanlar var. Çevrenizde olabilecek şeyler var. Fatih'te tek tip insan yoktu. Her hı hı. tür insan vardı ama yani 50 yaşlarında 55 yaşlarında ama hala kendisini 15 yaşında görüyor falan gibi ilk gördüğümde o kanaati taşıdığım bir öğretmenimiz oldu. Hı. problem yok. Hani yine problem yok. İlk gün veliler geldi. O zamanlar böyle şey değil. Veliler derken evliya manasını <laughs> söylemiyorum. Yani çocukların <laughs> Aile. değil. Aileler falan o panayır gibiydi. İkinci günü hoca şey dedi öğretmen. Hani çıkabilirsiniz falan filan. İlk dersimizi sizlerle baş başa kaldık çocuklar dedi. Burada çok şeyler öğreneceksiniz. İkinci günü. Hı. Bakın dedi bu öğrendiklerinizle dedi dünyamızı daha iyi tanıyacaksınız. Allah baba, tabiat ana neler var etrafımızda? Bu güzellikleri tanımanız için bu eğitim, öğretim size şart deyince ben de böyle hatırlıyorum. Yani bir infilak oldu bende. Allah baba. Yani <laughs> burası Bulgaristan değil ki yani. Evet. Ben böyle ört benim, ört benim diye. En arkayı da atmışlardı. yarı bir çocuktum. Söyle bakayım dedi. Adın ne senin bakayım dedi. Fatih dedim ama böyle hatırlıyorum yani böyle. Hani kızgın baktığımı hatırlıyorum. Allah baba değildir sen kafir oldun dedim. Eyvallah. Daha ilk eyvallah. sınıf. Ne biçim çocuksun sen Allah terbiyesiz ne demek. Allah baba olmaz sen kafir <laughs> oldun. ya, yanlış konuştun. Bayağı. Hayda üçüncü günü evde vukuat annemi okula çağırsınlar. Sana mı kaldı öğretmeni düzeltmek? <laughs> Ama ondan sonra bizim e, hocamızda tahsil hayatımız boyunca yıldızımız barışmadı. Yani hep ee, birbirimize yani... böyle mesafeli olduk. Beni böyle arkaya attı. Ama insaflı insanmış. E, senler sonra ben yani lise yıllarındayken lise birdi. <laughs> hocamı Fatih Akdeniz caddesinde... Tam hatta bugün gibi hatırlıyorum. Tam ışıkların orada gördüm. Hocam dedim. Böyle baktı. Önümü dedim. Hocam ben Deniz dedim. Sizin ilkokuldan talebeniz Fatih Çıtlak dedim. Durdu. Böyle bana baktı, baktı. Renkli de gözleri vardı böyle. Hı. Ve ağladı. Ne dedi biliyor musunuz? Oğlum dedi. Seninle dedi tahsil hayatında çok anlaşamadık biz. Ama şunu söyleyeyim ki ben çok talebemle karşılaştım. Senin gibi bana terbiyeli davranan hiçbir talebem olmadı. Eyvah. Seninle şu anda iftihar ediyorum. Ben senin elini öpeyim dedi. Aa, aa. Hocam herkeste bir güzellik var. Evet hocam. Biz o güzelliği çıkartamıyoruz. Biz Allah razı olsun ailemden fikrini düşüncesi ne olursa olsun hocaya terbiyesizlik yapılmaz. Evet. Hocamdır benim. Böyle gayet şey ama onu ben Riya olsun diye gösteriş olsun diye yapmadım. Fıtri yani hı hı. tabii. O böyle bakıp da o koskoca ki yani 70 yaşında falandı daha büyük belki yaşa. Yani ben tanıdım. İftihar ettim şimdi senle Ve hakkını bana helal et dedi. Ben senin elini öpeyim dedi ya. Eyvah. Çok, çok güzel, güzel bir sahnedir çok bu. Güzel ama bir de mariste. ben böyle ilkokulda kendi dönemin böyle yanlış şeyler yazıyor falan diye inanamadığımdan çok çalkantılı siyasi devirler hı hı. falan var baştaki insanlar tuhaf tuhaf şeyler konuşuyor Allah yokmuş kitap yokmuş gibi konuşuyorlar onların çıkartmış oldukları din kitabına da itimat etmiyordum İlk defa itiraf edeyim. Hı hı. Müslüman çocuğun din kitabı diye bir kitabım vardı ben bir kere bile okulda dağıtılan din dersi kitabını okulun tavsiye ettiği din dersi kitabını okumamışımdır. O kitaptan okurdum. Evet. Birkaç kere de din dersini ben anlattım okulda. Okulda. Evet yaş, ilkokulda. Yaş. İlkokul de... dördün ikinci dönemi. Yani o zaman on. Bir, bir de İmam Hatip'e gideceğim önceden öngörüldüğünden ben Deniz bir yaş küçük başladım ilkokula. Neden? Yani altı yaş İmam Hatip yedi sene ya. Ha eyvallah. Yaş kaybetmeyeyim diye. <laughs> Çok iyi. Sınıfın en irilerindendim ama, ama yaşça yaş en küçüğüydüm. Eyvallah. Baş... Esas doğumum da 66'dır. Öyle mi? Evet. Ha, 67 son aylar falan diye son günler diye oradan bir şey olmasın dediler, diyorlar ama <laughs> çok <güzel hikaye>. neticede <laughs> ne yaparsanız yapın gösteriyor yani. Eyvallah. Ee, şey başka vukuat var mı? O imo, şey ilkokulda ee, motiveme mi geçeceğiz direkt? Yani vukuat olarak Abi çok güzel e, hikaye çünkü yani bu. Yani çok önemli bir şey var aslında ama şimdi burada da hani kendimiz anlatın hocam e, bizim sohbet muhabbet ediyoruz. Şöyle bir şey oldu. Eee ya hani anlatılır mı televizyonda bilmiyorum ama radikallik midir bu bilmem ne midir. Bir okuma bayramı mıydı neydi ablam da aynı okuldaydı Hı -hı. kıymetli ablacığım. Bana kaç kardeşiniz dört, dört kardeşiniz. kardeşsiniz. Bir de Bulgaristan'da kardeşlerim var benim Hı -hı. onlar da üç kişi pek abilik olarak hukukumuzu pek tanımıyorlar etmiyorlar ama neticede emanetleridir babamın. Eyvallah. Onu da söylemek zorundayım hakkaniyetli konuşmak Hı -hı. durumundayım o kardeşlerimle beraber ama kendimizi bildik bileli biz İstanbul'da anneciğimden işte üç erkek kardeş abim var ablacığım var evet. fakir var bir de kardeşim var. Eyvallah. Okuma bayramı mıydı neydi böyle ayaklı vesaireli çok iktidayı kafasına bir şey geçirerek fotoğraf çekilen hı hı. tek tek talebeler şey çekiyor. Ben Biz ablamla kenarda bekliyoruz. Gelseniz oğlum kızım gelseniz biz sonra çekileceğiz biz sonra çekileceğiz şeyi arkadaki e, zemindeki görüntüyü beğenmiyoruz. Yani başka bir yerde çekiyorlar. Evet. E, tamam artık bitti hadi siz çekilmeyecek misiniz? İki, bir tek ikiniz kaldınız dediler. Ablamla ben kaldım. Biz dedik Fatih Sultan'ın büstü vardı orada. Fatih Sultan'ın büstünün altında çektirmek istiyoruz dedik. Bu o zaman çok e, şey bir hareketti yani radikal bir hareketti. Ama ilkokulda bir öğretmenin e, tevazusu ve ilme verdiği ehemmiyet insana nasıl bir mefkure verir hı hı. noktasından düşünürsek hayatında çok önemli olan bir şey var. İlkokul 4. ikinci dönem. Dediler ki o zamanlar çok böyle devamlı şey değişiyordu yani. Ara transfer falan gibi devamlı öğretmenler değişiyordu. Dediler ki çok acayip böyle uzun boylu milletin böyle korktuğu bir yeni bir müdür yardımcısı gelmiş. Hı hı. E artık din dersine müdür yardımcısı girecekmiş. Çünkü bütün dersleri aynı hoca giriyordu. Evet. Ama o zamanlar bazı ihtisası olan müdür yardımcıları veya müdür hı hı. derslere girebiliyormuş. Evet. Bu zat da çok dini bilgisi olan bir şeymiş. O zaman aklımız ermiyor ilahiyat milayat falan. Hı hı. Ama bu din dersi de okuyan bir hocaymış. Bundan sonra din dersine o girecekmiş diye söylediler. Ders saati geldi, hoca gelmedi. 3 dakika, 4 dakika. Ben kalktım tahtaya. Talebeler var. Bugün gibi hatırlıyorum yani aşağı doğru böyle yazının kay kayışını bile hatırlıyorum. Tahtaya tebeşirle Arapça "Esselamu aleyküm" yazdım. Tahtanın ortasına. Evet. Bir de sınıftakiler hani bana bulaşmıyorlar falan. Kimse bana niye yazdın ettiği rüzgar yapamıyor. Geri yarayayım biraz. <laughs> Yazdım, geçtim. Benim böyle en arkada kapı, çöp kovası ve arkadaki sıra. <laughs> benim yerim orasıydı. Bir de cuma namazını kılıp gelirdim falan. Hoca göz göze gelirdik ikinci dersin başında tamam geç otur derdi. Yani bilirdi benim hı -hı. cumadan geldim. Fatih Cami'de cuma yıkılmadan gitmezdim. Akla. Hoca geldi. Haki bir takım elbise giyinmiş. Hı hı yavaş yavaş yürüyor. Hatta ben seneler sonra kendisini gördüm. Küçükken mi bize uzun boylu geliyor diye. <laughs> Yok. 1.95'miş boyu. Gerçekten mi öyleymiş? 1.95'miş yani. boyu ya. Yani. Yavaş bir şekilde yürüyor. O anda tahtaya baktı. Sınıf saçtan arkaya tarımış ama böyle uçuşuyor per peruk gibi. Tahtaya baktı, baktı, baktı. Din dersinize ben geleceğim dedi ama tekrar döndü tahtaya baktı. Bu yazıyı sesi de böyle. Bu yazıyı kim yazdı? Sinirli bir şekilde söylüyor. Ay sesi yankı yapıyor. <laughs> yani ben de kendimi böyle <laughs> ilk devir Müslüman sahabiler <laughs> şeyindeyim. Bak aynı bak mü, mübalağa yok. Ben öyle görürdüm. <laughs> Devamlı bir mücadele içindeyiz biz. Öyle görürdüm yani. Evet. Ya derdim ki hani sen burada İslam'ı temsil ediyorsun. Korkmaman lazım falan şeyindeyim. Bak moda bak. Ayağa kalktım. Ben yazdım öğretmenim dedim. Ama korkmuyorum yani. Ben yazdım. Buraya gel dedi. Ben böyle vakalı hi, bir hi, yürüyüş. Arkadaşlar hep hi, falan ee. yani. Vay, vay böyle Hı. yanlardan gel. Kalabalık sınıf 85 kişi falanız. Oo. Tabii. Korkmuyor gibiyim ama titriyorum ya. Yani. <laughs> Geldim. Elini uzat dedi. Ben de böyle açtım elimi. Hayır öyle değil dedi. Böyle dedi. Eğildi, tüm sınıfın karşısında benim elimi öptü. Of, ben böyle of. kaldım. Yaptı. Bir başımı kaldırdım. Hocanın rengi değişmiş bak. Arkadaşlar dedi. Ark ben i̇lk defa da o zaman onu da gördüm. Arkadaşlar tabirini. Öğrencilerin falan deme, talebeler deme. Arkadaşlar dedi. Bu arkadaşınızın şu tahtaya yazdığı yazı var ya dedi. Ben din eğitimi aldığım halde bu kadar güzel yazamıyorum dedi. Ben hoca olarak geldim ama elinde böyle koydu. Yarısı boşa çıkıyor kafaya <laughs> böyle. Bu arkadaşınız benim hocamdır dedi. Derse gelmediğimde hepiniz duyun. Size din dersini bu arkadaşınız anlatacak. Dedi. Of. Abi. Hala o insanı dua edin. Beni övdüğü için değil. O insanlara bu mefkûreyi vermek var ya. Evet. Bu her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. Hem öyle yani. hem de yani bu kadar küçük bir çocuğu teşvik etmek çok güzel bir şey. Bir de Nasıl oradakilere de bakın. Yani. Oradakilere aferin der benimle bir hususi konuşabilir. Evet. Başka bir şey yapabilir. Orada derdi ben değil. O çocuklara bir şey geçirmek. Evet. Ve ondan sonra yani havamı düşünüyor ya hocam. Yani şey okulun çok, müftüsü geldi bir. Yani. Çok güzel hikaye. <laughs> bu... bu çok güzel. Hani benim rahmetli bir mürşidim derdi ki size size hikaye bana sahi derdi. Hakikaten Allah kendisinden razı olsun. Amin. Orada e, o çocuk yüreğine dokunması ayrı. Hı hı. Ve şimdi o şartlarda düşünüyorum. Bakın o zamanın siyasi şartlarında hı hı. O hoca bir hafta o okulda duramazdı. Evet. Onu göze aldı hoca. Evet. Onları sonra ben fark ettim. Allah razı olsun kendisinden. Ee, bu böyle bir şeyimiz oldu. Eyvallah. Çocukluğumuzda. Şimdi, e, i̇lkokulda. İmam Hatip'e zaten gideceksiniz. Allah'ın emri değil Affedersin, mi? Affedersiniz bir şey arz edebilir miyim? Tabii mi? lütfen. Bir de ben Deniz mehter takımında çocukluğumda Hanımlar İlim ve Kültür Derneği'nde Haseki Medresesi'nde de mehter takımındaydım. Hı -hı. Bizim okul Fatih İlkokulu olduğu için iftiharla bunu iftiharla söylüyorum. Olur. Fatih İlkokulu olduğu için. Türkiye'deki resmi mehter başısı olan zat, askeri müzede konser veren zat, Fatih İlkokulu'na mahsus şekilde mehter hocalığı için bizim okula gelmişti. Resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en küçük mehteri benim. Nasıl yani? Yaş olarak en küçüğü. <laughs> Nakkare çalardım. Evet. Hem, Hem Hanımlar İlim Kültür Derneği'nde ilkokul birdeyken mehterdim. Bu... Yani Kadir Mısıroğlu'nun uh -huh. oğluyla İhsan Toksarı'lar, bindenmeler Kurtulmuş Ailesi falan onlar hep bizim evet. çocukluğumuzda kardeşlerimizdi. Onlar da benim abimdi. En küçük mehteri bendim efendim. Resmi kayıtlara göre. böyle pala bıyıklı böyle bir yıkayayım bir şey olması lazım. Yani takma bıyık o zamanlar şey değildi. <laughs> yine antepişi şeyler vardı Çok üzerimizde güzel. o can canlı şeyler. Ama neticede biz yine hakkını veriyorduk hocam. Maşallah. Hoca. Peki çocuklukta hiç yaramazlığınız yok mu hocam ya? Efendim ben çocuklarıma falan anlatırken ya aslında çok usluymuşuz sadece camiye gitmişiz falan diyoruz ama. Şu sıralar düşünüyorum yaptığım hareketleri hmm. bir daha düşünüyorum. Öyle böyle değil yani. Ver yani, yani Allah o komşularımdan razı olsun hepsini haklarını helal etsin. Yani neler yaparmışım. Yani düşünüyorum yani bir insan yeğenini kalecilik antrenmanı için küçücük odada... <laughs> alttakiler ne çekmiş bizden ya eyvallah bir de o trabzanlara falan tırmanarak ezan okumalar her kişi niyetine falan diye cenaze namazı <laughs> kıldırmalar sus bak evinizden cenaze çıkacak falan sen karışma pis kadın falan filan diye tartışma yani çok ciddi hocam onlar acayip değil. yaramazmışım yoktu bu yok. yaramazdı değil ki hocam ya ya hocam yani düşünebiliyor musun ya bir insan kapıya tırmanır tamam ama iyice tırmanıp sadece ayakları böyle kalacak şekilde Yeğenini de organize et, oradan gelen kişinin dikkatini dağıtsın, yukarıya bakmasın. He. Sonra teyzenin arkasına atlayarak korkut. Yani ha, böyle tamam. bir bu, çocuğu, yok bu güzel değildi bu, bu yani iyi. kötüydük. Yok hocam bu güzel. E, yaramazdık yani. Ya bu güzel hikaye bunlar ya, <laughs> bunlar güzel. Sonra artık tabii İmam Hatip'e gideceğiniz aşikar yani değil mi? İmam Hatip'e gideceksiniz. Evet. İlk okuldan sonra. Başarılı bir öğrenci misiniz ilkokulda? Yani din kültürünü anlattık da. Genel itibariyle e, başarılı Benden şöyle bir talihsizliği oldu. Biraz böyle hiperaktif gibi olduğumu üniversiteye gidince öğrendim. Derslerin ilk 2-3 dakikasından sonra benim zihnimde yok. Yani ben derste hayal falan kuruyorum. Dikkatim dağılıyor. Hı. Bir de kitaplarda falan da olmayan yakın çevremde olan ne olacak yani karizma olsan olur olmasan olur. Hocam derdi ki oğlum Musallaya konulduğunda er kişi niyetine. Evet. O da er olabilirsen derdi. Ha, güzel yani Bir de bayıldığım bir reklam sözü vardır benim. Bunu derslerimde de kullanırım. İmaj hiçbir şeydir. Sen susuzluğunu dinle der. Evet. Hocam. Yani insanların ne gördüğü falan çok da efendim şey değil. Ama şu bir gerçek. Hani diyorlar ya yeni yeni bunu hiç göremediğimiz ama devamlı fikirleriyle toplumu manipüle eden bir uzmanlar vardır. Hı hı. Uzmanlar diyor ki evet. çocuğa ilkokuldan önce çok fazla şey öğretmeyin. Sonra daha beter oluyor falan derler ya. Bu doğru. Şöyle bir talihsizliğim oldu benim. Bizim evde dersler yapılıyor. Bakın düşünün. Hı hı. Yani İmam Hatip'le tam o arada olduğu için arz edebileyim mi ev ortamını? Tabii tamam, lütfen. Ali Yakup Hoca bizim evde fakirhanede edeb Dünya ve Değin İhya dersleri okutuyor. Şimdinin kıymetli hocaları ismini anmak istemiyorum. Hı hı. O zaman ya asistan ya son sınıf talebesi. Ben denizde oranın maskotu gibiyim. Hı hı. Ama kaş gözle su gelecekse, meyve gelecekse bu şekilde idare edilen çocuk da benim. Böyle duruyorum. Fakat yahu o Ali Yakup Hoca böyle sakalını tuta tuta nur gibi yüzüyle gevrek gevrek ve وقال بعض البلاغه falan diyor tarzıyla ya bir güzel bir güzel bir, bir insan yani bir kelimesini anlamasam bile o dersin havası hocayı şöyle dinlemeler o bana çok geçti eyvallah başka hocalar da öyle bir şey daha arz edeyim Ali Hakk da ama bir şey anlatayım anlatın hocam tabii hoca tabii şimdi daha iyi anlayabiliyorum niye o kadar kişi abdest almıyor da bir tek hoca abdest alıyor tabii rahatsızlığı yaşı da ilerlemiş Hı. İki havlusu vardır hocanın, bir el yüz havlusu, bir de ayak havlusu. Babam rahmetli böyle bak oğlum şimdi bu el havlusu. Ya anladın mı babacığım? Daha evet. evvel de yaptım. Dinle, el havlusu. Hoca efendi yüzüne havluyu götürdüğünde hemen ayak havlusunu kapı evet. ayaklarını kuruyorsun. Görürse müsaade etmez. Sakın ha böyle. Of çok güzel. Ya biz onlardan çok dua aldık Hatip'e başlarken de. Gönlümü Mehmet Efendi'nin duasını aldık. Mehmet Zayed Efendi Hazretlerinin kapısına geldik. Hı hı. Babam rahmetli ilk defa benim göz hizama kadar çöktü. Böyle baktı, elimi tuttu. Ne oluyor dedim babam. Hı hı. Babam. Yani, yani o, o, girilmez o şey. <laughs> ee, oğlum bak dedi. İçeri girdiğimizde dedi oradaki bu zat var ya. Bunun yanında en ufak bir şekilde ne oturuşunda ne konuşunda mümkünse hiç konuşma dedi. Değil dedi ağızdan çıkanı. Kalpten geçeni bile anlar demez mi? Yahu o Mehmet Efendi'yi, Mehmet Efendi'yi gördünüz yetiştiniz mi? Yok Mehmet? görmedim hocam. Görseydiniz zaten hoca diye bize bakmazdınız. Ya bir insanın şuraya bakarken nasıl gözünüz kamaşıyor. O gözler, o sima o elinin kokusu. Hocam bunlar acayip işler. Evet. O zatların duasıyla İmam Hatip'e başlandı. Bir de fakiri aldı. Muzaffer Özak. Hı hı. Rahmetli Muzaffer Özak bayram sabahı gittik. O, o zaman da ben yani şimdi evden de bir şeyimiz var ya. Yani anlamıyor değiliz. Bir hutbeye çıktı. Minber yanında şey iskembe gibi kalıyor. Cüsseli bir zat. Elhamdülillah, elhamdülillah diye başladı, başladı, başladı. <laughs> ee, yer gök inliyor. <laughs> Lima Allah tahtının şahı velaki laki Resulullah burcunun mahı böyle bir konuşması var. Baba abime döndüm dedim ki bu nasıl bir hoca dedim ya. Resulullah'la alakalı tüm ayetleri beş dakikada hepsini birden söyledi. <laughs> Hadi ya öyle mi dedi abim de şimdi. <laughs> evet dedim... Hepsini peş peşe sıraladı. Sübhanellezi esra hitabının masarı. La ilahe illallah. Kelime-i tayyibesinin ke kaili muallimi. Başında böyle bir tacı şerif, şeyh tacı, Hı -hı. bayram namazı kutbesi verdi ama biz bundan önce net ne dinliyormuşuz diyorsun. <laughs> Ondan sonra da pek Eyvallah. duyamadık öyle otbeyi. Sonra bir de böyle üzerinde kız kulesi olan yeşil, 10 liralıklar var. Hı -hı. Şilet gibi böyle şak şak çıkartıyor. Elini öpenlere veriyor. Babam da talim etti. Bizi duadan unutmayın diyeceksin. Tamam mı oğlum falan diye bir topun ağzına sürdü. Böyle mübarek elini koydu. Maşallah seni mi bunlar Mustafa dedi. Hı -hı. Baba ben yani, bu soğuğa bir koyup iki elimle tutuyorum öyle kocaman. Evet bizi duadan unutmayın efendim. Estağfurullah siz bize dua edin. Biz sizin duanıza muhtacız dedi. Şak diye çıkarttı böyle bir 10 lira verdi. Şimdi düşünüyorum. Evet okula gelmedi. Notlarımızı merak etmedi. Hı hı. Rahmetli babam cebimizdeki parayı da sormazdı. Olmazdı bazen. Doğru evet. konuşalım. Herkes bizi zengin zannederdi. Bizim çok paramız da yoktu. E, bir Devlet memuru hocam ne o kadar olacak ki yani? Yok. Ticaret olduğu zaman. Ticaret de var eyvallah. Ama belki de bizi öyle terbiye etmek için göremediğimiz bir şey. Fakat dedim ya başta o insanlara karşı bizim göstermemiz gereken edep hususunda verdiği miras başka hiçbir şeye benzemez diye düşünüyorum. Maşallah. Onların duasıyla İmam Hatip'e başlandı. Şimdi şuraya kaldığımız yere geleyim. Hem belki de bir araya da gidiyor olabiliriz. Sözü de fazla uzatmamış olayım. Şu. Bundan dolayıdır ki okul öncesi eğitimi fazla yapmayın diyorlar ya. Okula He. bir geldim. Hoca diyorlar. A -a. Kesmiyor. Tabiri caiz. Hoca. Böyle elimi kaldırıyordum. Hocam çıkabilir miyim ben diyordum. Şimdi hoca orta bir de bir çocuğun böyle bir özgüveni. Hani bu normal bir çocuk değil diye düşünüyordur. <laughs> Çıkıyordum ben dışarıda bahçede oturuyordum falan yani. Cık, dersi çünkü... Bu, Anlayam, intibak edemedim. Bir şey anlatıyor Kur'an hocası diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. O yüzden <laughs> ciddi bir sıkıntı yaşadım. Orta 2'de orta 2'nin sonunda artık iyice kopma noktasına geldim. Hı <laughs> Mesela abileri duyuyoruz, bir yerden kaçıyorlar bir camiye caminin oraya gidiyorlar zannediyoruz. Meğer orada başka kız lisesi de varmış. Biz de orada cami semti diye kaçıp camiye gidiyoruz mesela. <laughs> Bakıyoruz abiler burada yok. <laughs> Yoklar. Cami boş. Yavuz Selim Cami. Caminin eskiden açıktı. Abi düşünebiliyor musun? Şadırvan'da abdest al. Havazın çıktığı kadar bağır. Güreş et. Evet. Ama devamsızlık oluyordu. Eyvah. Böyle bir orta üçe kadar ciddi bir sallanma oldu. Hı, hı. Orta üç sıralarında benim hayatıma dokunan güzel insanlar, ve yine orta üç, e, ortaokulda mesela Müzekka Gürbüz Hoca. Müzekka Gürbüz Hoca'nın o, o, edebi. Okuldan mı hoca? Okulda. Ha. Hakikaten sonradan baktım Nurettin Özük Hoca. Din kültürü ahlak. dömen hocalar da vardı. Evet. Yani hiç iyi iş yapmadılar. Yapmadılar hocam biliyorum. Yok. Yani e, biz de geçtik o dönemden dayak. Ama nasıl biliyorum dönemden. bir de işin e, ironik olan şey olan acı olan kısmı ne biliyor musunuz? Bizim e, bilmiyorum, ona vaktimiz yok. Belki araya gireriz diye düşünüyorum. Hocam merak etmeyin. Sohbet, Serbest. Serbestsiz. Ben bizim imama imam Hatip'te, bizim imama tipte, biz belki çok şanslı olabilirdik ama bizim bulunduğumuz, yaşadığımız seneler çok çalkantılı. Şimdi anlattığımız da milletin inanabileceği seneler değil. Öğretmen yok. Hoca derse giriyor, sınıf basılıyor. Başına çorap giymiş, sözüm ona bizim abiler tarafında. Hadi yürüyüşe gideceksiniz deniyor. Ötekisi diye ona kızılıyor. Sürgün olarak hoca geliyor, sürgün, sürgün. Evet. Yani e, o zamanın siyasi görüşü dışarıda iş yapamayacak. Köy en sütlerinde binlenmesinde şey yapılmış. Ya bak şimdi mesela bir, bir örnek vereyim <laughs> mi liseden Beyin bir hocam. örnek? Bizim de vardı okulumuzda öyle. Ama bakın bunu mübalağa iki Kimseyi de bakın küçümsemiyorum. Ama durumun vehametine bakın. O insan iyi bir insan olabilir. Hı hı. Bir İngilizce dersi düşünün. Ya adamı çileden çıkartıyorsunuz ya. Ben adama nav diyorum, Kanav yazıyor. Kanav diyorum, nav yazıyor ya. Vallahi ben bıktım sizden. Tarzında bir İngilizce dersi görüş. Ounu <laughs> düşünün. Evet. Pazartesi günü bakın. Pazartesi günü lig futbol maçı var. Pazartesi günü bizim <laughs> Haytalar bir de kıymetli hocamız yani yöresinin değil İstanbul takımına Fenerbahçe'yi tutardı. <laughs> Aman yarabbim maç. Biz İngilizceyi görmeden, fiziği görmeden, matematiği görmeden evet. lisede bir de ihtilal oldu. Çocuklar fişlendi orta üçte. Herkesin fotoğrafı çekildi. Çünkü herhangi bir soruşturma olduğunda Hemen adamı yakalayabilesin evet. diye askerler vesaire falan filan kapıda silahla bekleyen insanlar bir yandan eğitim alınmamış sonradan hadi bakalım eğitimi düzelteceğiz diye tamamen farklı görüşlerde insanlar gelsin hepimizi sınıfta bıraksın hepimizi yaksın özel ders alacak durumumuz yok alsak paramız yok böyle bir rezalet yaşansın fakat buna rağmen biz İmam Hatip'teyken arkadaşlar arasında abi kardeş kuşağının son temsilcileriydik. Hı hı. Birbirimize destek olduk. Olay olmuştu o zaman. Bizim İstanbul İmam Hatip'ten, bizim sınıftan 3 tıp mezunu tıp kazanan çıktı. Oo! Bu büyük olay oluyor. Tabii. Çok büyük olay. Çok büyük bir olaydı. Bu bizim birbirimize dayanışmamızla ve gene de Orada birkaç kişinin şuurlu oluşuyla alakalı. Okul ne verdi derseniz okul belki bir şey verdi ama bu okul üzerine çok oynandı. Hı hı. Orası bir mektep olduğu için, orası ileride yetişebilecek insanların bir yuvası görüldüğünden çok ihanet yapıldı bizim evet. okula. Ben de Manisa İmam Hatip mezunuyum. Hı. Yani o sizin kadar değil ama biz de yine eskilerdeyiz. Biz de onları yaşadık hocam maalesef. O bahsettiğinizin belki biraz daha hafif tonlu şeydi ama biz de o dönemleri var. Yani, yani sınıfın içeri, yani çocuktaki travmayı düşünebiliyor musunuz? Sınıf birden basılıyor ve şey deniyor, işte miting yapılacak deniyor. Bu arada böyle hani bunlar dini, o kadar belli ki zaten İslam'a bir şey kazandı evet. bunlar? Düşünebiliyor musunuz bir adamın sınıfa giren bir kişinin. Şöyle bir İslami söyleme olabilir mi? Bu hususta Hz. Muhammed bile böyle dese onu dinlemem işte. diyen bir adamın İslam'a hizmeti mümkün mü? Nitekim zaten bunu söyleyen insan seneler sonra bu bir tokattır bakın. Hı -hı. Seneler sonra yurt dışında peygamberliğini ilan eden bir adamın müridi oldu. Hadi canım şok bir cümledi bir ara verelim hocam. Ondan sonra Hadi devam verelim. edelim. Bir ara verelim. Devam edeceğiz hocamızla. Devam ediyoruz yüzler Bizlere. Fatih Çıtak hocamızla beraber. Şimdi e, İmam hatip'i bitirelim mi? Bitiriyor muyuz? İmam hatipte şöyle bir şey var. Yani İmam hatipte bir kıymetli hocalarım var ama İmam Hatip'te de nasıl oldu denilirken hı hı. zikredebileceğim en önemli şey biz Gönenli Mehmet Efendi'ye İmam Hatip'te cumaları öğleden sonra okula gitmeyip Sultan Ahmet'te vaazına giderdik. Orta 2'de başladı bu. Ama bu arada da bir şey var. Tam orta birin başlangıcında bir mevzu daha var. İskenderpaşa Camii'nde Ali Rüştü Hattat Ali Rüştü Hoca hat Aha. dersi veriyor. Böyle şimdi İsmirek gibi falan gani bizde öyle bir şey yok. Siyah galiba da diye bir toz var. Aha. O suyla karışınca siyah oluyor. Aslında rengi kırmızı. Bunu böyle mısır çarşısında bir aradığınızda ancak bulsan şu dükkanda bulursun diyorlar. Korku filmi Harry Potter filmi gibi içeri giriyorsun. <laughs> Kim geldi diye yukarıdan birisi bağırıyor. Korkuyoruz. Siyah galiba da. Adam gözlü takıyor. Sen nasıl biliyorsun siyah galiba <laughs> hatta çalışıyoruz deyince şaşırıyor. Normal bir çocuk değiliz yani. Ve ben deniz Rika yazısına hatta başladım. Orta birin başındayken. Hı hı. Orta ikideyken de Süleymaniye Camii baş imamı hatta Saim Efendi'den Nesih ve Rika hattına başladım ve Sürüs hattına başladım. Bir de öyle hat maceram var. Yani yine okul dışından takviyelerle okul içine anlamaya başladık. Fakat Gönel'li Mehmet Efendi. ...Gönel'li Mehmet Efendi talebeler böyle namazdan sonra 100 200 talebe iki fil ayağı arasında hizaya geliyorlar. Hoca dertlerini dinliyor, harçlık veriyor. Bize gelince alın diyor şu parayı. Gidin köftenizi yiyin diyor. Fakat biz farkında değiliz. Hoca efendi hep bizi nazarlarıyla himaye edermiş. Lise yıllarında benim ayağım kayabilirdi. Neden? Çünkü ergenlikle beraber çok farklı şeyler, etrafımızda değişik hadiseler. Hı hı. O boşluktan ailede nereye yetişsin? O durumlar. Hatta bu arada böyle paralel yapının o zaman salih ve samimi yüzleriyle alakalı tanışmalar da oldu lise birde. Bize e, belli bir derginin e, gençlik kolları ve İstanbul'daki yapılanmanın gençlik kollarını tavsiye eden falan biz baktık ailece tanınan 3 kişi olarak sizi seçtik falan denilen yapılarla tanıştım ailemin hiç haberi yok bunlardan. Sonradan bizim onlarla alakalı maceralarımız hiç o yapıyla bu insanların samimi olan insanının alakasının hani buyuruyorlar ya. Evet. İbadet ticaret, ihanet. i̇hanet. O müthiş bir tabirdir. He. Evet. O kadar şeyler insanlar düşünün o e, nur evleri denilen evlerde İhvan-ı Müslimi'nin marşları dinlenirdi. Sarıklar sarılarak bilmem ne yapılarak namazlar kılınırdı. Uh -huh. Böyle ciddi ilmi mütalalar yapılırdı. Ailem bilmez. Hafta sonları beni geziyor zannederler onlar. Sabah 9'da girerdim akşama kadar orada hep ders ama. Şey o malum kişinin falan kasetleri falan bile dinlenmezdi. Evet. İlmi şeyler. Mesela İslam'da kölelik. İslam'da boşanma. Efendimizin çok evliliği. Seminerler verilirdi. Çok gelen olmazdı. Ben de bir yandan buna devam ediyorum. Bir yandan Gönerli Mehmet Efendi'ye gidiyorum. Gönerli Mehmet Efendi'nin salı yatsıdan önce vaazları, Fatih Camii. Hı hı. Cuma yatsıdan önce Yavuz Selim Camii. Cumartesi yatsıdan önce Süleymaniye. Ayrıca pazar günü öğle namazından önce Eyüp Sultan ve hoca efendinin düşünün bak bak bir muhayelenizi lütfen şöyle bir düşünün nasıl bir insan? Şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde veya o hafta içerisinde aklınızı meşgul eden herhangi bir mevzu var. Bu ilmi de olabilir. Güncel bir mevzu da olabilir. Ne herhangi bir şey olabilir. Hani beyaz mı giyeyim, bordo mu giyeyim evet. mesela. bazı gidiyorsunuz. Bordo giyinmen iyi olur diyor mesela. Yüzlerce kere bu oluyor sormadan cevap alıyorsunuz. Allah Allah. Sormadan cevap alıyorsunuz. Gönderli Mehmet Efendi eğer Allah tabii ki muhakkak hadi hakiki Allah. Gönderli Mehmet Efendi hayatımda olmasaydı mürşidi ekmelim olan zatlar olmasaydı hakikaten bendeniz bakıyorum potansiyelime çok can yakardım. Belki katil bile olurdum. O kadar asebiydim. Hafzan Allah. O kadar uçlardaydım. Fakat bu zatların terbiyesi ve bize insanlık Hat hocamın bile yani sıkmazsam ne olur? Mesela benim hayatım diye zaten İbret değil. Mesela bakın Hat hocam Hat hocama e, bugün gibi hatırlıyorum B derslerindeyim. Yetiştiremeyeceğim dersi. Tek başıma gitmişim sizden ders almak istiyorum hocam diye gelmişim. Böyle baktı. Allah Allah sen <laughs> mi olacaksın? Hadi gel bakalım falan dedi yani. Yani normal cüce gibi bir şeyim yani düşün yani. Koca adam gibi konuşuyorum ama 11 yaşında adamım. Dersi yetiştiremedim. Ne yaptım? Hocanın dersinin üzerine koydum kağıdı <laughs> üzerinden kopya çekerek hattı yazdım. Bir de sonda kalıyordum. Çünkü hoca çok güzel şeyler anlatıyordu. Hı -hı. Ya işte Sultan Abdülmecit şöyleymiş bilmem ne. Bir de tatlı konuşuyor. <laughs> Bir de güzel konuşuyor. İskender Paşa'daki o böyle abilerin samimi halleri. Onları görmek benim daha çok hoşuma giderdi En son ben gösterirdim. Sonlara doğru Hı -hı. gösterirdim. Kağıdımı ver, Bakın şimdi. Hocaların, hoca olan insanların esas duruşuna bakın. Evet. Böyle baktı. Gözün üstüne böyle. Sen mi yazdın bunu dedi. <laughs> şimdi ben de güya uyanığım ya yalan da konuşmayacağım. Yazıysa ben yazdım yani. Ben yazdım dedim. Ama bir soru daha sorursa ağlayarak söyleyeceğim. Allah <laughs> Allah. Peki. Düzeltti. İçimden de diyorum ki aynısını Kendi yazdım diyorsun. hala nesini düzelt <laughs> Düzeltti. Şimdi bak böyle uzattı. Yakın gözünü üstünden evet. böyle. Hadi işte hocam Allah rahmet eylesin ya. Evet. Amin. dedi ki aferin oğlum dedi sen bunu bir daha yaz. Ama bak benim yazıma baka baka yaz oldu mu dedi. Of. Ya vallahi bile. Çok ya, güzel. Şimdi sonra seneler sonra ben tabii hat dersi veriyorum. Hı hı. Aynısını bana yapıp getiriyorlar, kabak gibi belli oldu. <laughs> Yapıyor mu yani. Yapmaz mı hakkına geliyor? Ha, o kadar belli ki benim yazım yani. O hocamdan gördüğüm gibi, yine de böyle şey yapıyorum, bakarak yaz falan. Ya orada deseydi ki, resmen üstüne koymuşun getirmişsin, çık buradan deseydi, bitmişti. Evet. Şimdi ya siz bunlar bugün hat dersi vermiyor olacaktınız. Ya onu bırakın, belki namaz bile kılmıyor olacaktı. Evet. O hocaya kızdığımda. Bunlar önemli şeyler hocam. Çok güzel önemli şeyler. Sayım hocam. hocamda da. Yani sayım hocamda meş yaparken duyulmuyor zannediyor. Çocuklar öyle değil midir? <gülüyor> <gülüyor> falan yapınca hoca döndüğünde baktığında duyuyor zannediyoruz. Sanki kulağı yok mu? Hani <laughs> gözüyle duymuyor ki. Buradayız yani. <laughs> Duymaz o da mı? Yapıyor. <laughs> <laughs> falan yapıyor. Döndüğünde böyle duruyoruz. Ya dedem yaşındaki bir insandı ya kimse gitmiyor kapısını çalmıyor. Hatta diye uğramadığı bir zaman 1980 bile değil 78 79 hı hı. o zaman hat böyle popüler değildi ki. Hatta Hamid'in cenazesindeydim bendeniz 20-25 kişiydik. Hatta Hamid'in cenazesi şişiden kalktı. 20-25 kişiydik ya. Şimdi konuşulsa şey Fatih Cami adam evet. O zamanlar bilinmiyordu bu işler. Kamış kalemi nereden buluyorduk? Mısır çarşısına gideceksin. Çiçekçilerde çiçeği tutturmak için olan şeyler var. Kamışlar var. Aha. Onlardan yazardı. Felaket bir havadis. Ama yok ben şimdi tele, kanalı kapatmasınlar. Anlatın da. abi. Ya bir hocamız enteresan. <gülüyor> <gülüyor> İsmini almayacağım. Dedik ya biz çocuk her söylediğine inanıyorduk. Doğru da konuşuyorlardı Aha. Allah için ama biz bir de peşine düşerdik. Hani dinle geç. Ne lüzum var yapıyorsun. Bana dedi ki bize dedi ki hocamız. Siz biliyor musunuz dedi padişahlar dedi yazı yazmak için Gülhane Parkı'na orası eskiden sarayın bahçesi olduğu için hı hı. kamışlar dikerlerdi dedi. Yetişsin onunla hatlar yazısın diye. E orada çok güzel kamışlar bulabilirsiniz dedi. Abi bu çağı aldık biz. Gülhane Parkı o zaman hayvanat <laughs> bahçesi. Ama başka amaçlar için de kullanılıyormuş. Bizim aklımız ermiyor. Evet. O çayırlık çimenliklerin arasında neler yapılıyormuş? Neler? Haberimiz yok. <laughs> Biz orada var mı? Burada var mı falan? Şişt. Ulan bizi mi gözetliyorsunuz falan diye birisi bağırsın. Bizim o bağıran tavus kuşların, o aslanların haykırışları arasında bizim aslanlar gibi kapıya bir koşuşumuz var. Gelin buraya bildiğin sanki yaptığı hareket zaten alaksızlık adamı da. Evet. Biz biz de arkadaş diyor. Vallahi biz burada kamış Ne diyorsunuz? Yani mevzu nasıl bir mevzu? O yüzden biz çok acayip bir şey dedik. Fakat şunu arz edeceğim. Gönenli Mehmet Efendi demek ki o şeyle bizi tuttu. Hı hı. Buradan anlatacağım şeyi esas unutmak istemiyorum da bak bunu düşünün dedim ya size. Böyle bir şey düşünün. Nasıl idare etmişler bizi? Bir de bakın Gönenli Mehmet Efendi için iki şey söyleyeceğim size. Zaten hocayı kim ki ben anlatayım. Benim torunu zannederlerdi ama bu Hı -hı. arada. Öyle mi? O kadar bizi himaye, beni himaye derdi ki akrabası herhalde derlerdi. Oğlum deden değil mi falan filan derlerdi. Ben ses çıkartmazdım. Gönenli Mehmet Efendi göçtüğünde ilçelere, illere, müftülüklere, imamlara falan bir te şey tebliğ sundular. şey Gönderdiler. Ya hoca efendi gibi bir değeri kaybettik. Reisül Kurra'ydı kendisi. Hı -hı talebesi olanlar, binlenme olanlar şöyle bir merkezimize müracaat edip ismen bildirsin. Hocamızın yaptığı işleri yarın bir gün hani biz de bilelim evet. tarzında 40 bine yakın insan müracaat of. 40 bin. İstanbul'a gelip de ekmeğini yemeyen bir insan yok. Maşallah. İstanbul'a o dönemde gelip de evini talebeleri okutmak için ipotek etmiş, fırıncıya ipotek etmiş bir insandan bahsediyorum. Yaşlılığında Günde 8-9 camiye giden cebine para koymuyorlardı. Cebinden de para veren bir insandan bahsediyorum. Evet. Göçmeden bir hafta evvel bana oğlum haftaya cuma akşamını hazırlığını yap göçüyorum diye. Nasıl yani? Kerameti, velayeti herkesçe zahir ama son giderken de bunu yapan bir insandan bahsediyorum. Bir dakika. Bahsediyorum. Vefatından Aynen. bir evet. hafta önce size. Ki o zaman Asaf Ataseven hayattaydı vakıf kurabanın başhekimi. Merak etmeyin hocam çok iyi düzeldi düzeldi denildiği zamanlar. Oğlum haftaya cuma akşamına hazırlığını yap göçüyorum dedi. Allahu ekber. Ve cuma akşamı da göçtü. Oh. Böyle bir adamdan var. Şimdi bu, bu nasıl var böyle insanlar? Maşallah. O rahmetli Muzaffer Efendimiz. Aşikarı hutbede söylüyor. Güneş kuru verdi artık beni bulamayacaksın. Edirne kapıya yolum göründü. Gidiyorum artık. Haker Herkes hakkım helal olsun diyor. Gidiyor mesela. Bu hava atmak için değil. Ölümden korkmayın. Yunus'un dediği gibi. Hı hı. Ölümden korkmazam be hey yarenler. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Aa. Yardan ayrılmayayım yani. Evet. O acayip. Bu adamlar rivayetle değil. Bugün neslin değiştiler. Yok ateist oluyorlar. Abi adam bana bakıyor. Hoca bu mu diyor. Ben bunun gibi hoca olacağım olmayayım diyor. Estağfurullah. Hayır abi öyle kimseye konuşamayız. Ben deniz vallahi buna inanarak söylüyorum. Biz olabilsek böyle mi olurdu bu ya? Şem'i gör kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi. Evet. Siz kendisi yanmadan başka mumu yakan bir mum gördünüz mü? Evet. Olmuyor abi. Evet. Gönenliler bu zatlar Mehmet Zahid Efendi biz hocacılık bir zata mensubiyeti efendim desteklemek fişteklemek için konuşmuyoruz. Ben deniz bunu televizyonlarda bile söylerim. Benim hocalarım var vesaire. Al işte mesela bir hoca kızacak belki şimdi duyduğum duyduğunda. E, Tillo'da Melle Burhan var. 40-45 bin sayfayı yakın ezberi olan. Hala talebesiyle yatıp kalkan, 2,5-3 saat uykuyla en bidayetteki talebeden nihayetteki talebeye kadar dinleyen sorduğunda bir böyle böyle insan gibi duran ne alemler ne insanlar var. Maşallah. Yani bu bizim ülkemiz bu hususta çok şey Elhamdülillah. yani hocam. bunlar böyle çok güzel fıtratlı insanlar var ama Allah'a şükür bizim İmam Hatip'te bunları tanımamız bizi tuttu yani bu bu şekilde bizi Gönel şey Hoca var. sayesinde İmam Hatip'e de devam ettiniz bu an Gönel Mehmet Efendi biz ne zaman bir böyle yan çizer gibi evet. olduğumuzda mesela bir gün arkadaşa şey yapmış ya biraz geç kılsak da olur bilmem ne olur falan demişiz Gönel'in vaazına bakmış namazına dikkat et he. of Mesela bir gün evde kızmışım. Hı hı. Anneciğim bir şey konuşurdu. Ya tamam dedi anneciğim benim. Güm diye kapıyı vurdum çıktım. Ne bu Selim'e camiye gidiyorum vaazına. O zaman böyle cep telefonu bilmem ne falan yok. 1989 veya 88 hı. bu anlattım. Geldiğimde de hoca efendiyle böyle bir bakar. Böyle muhatap yaparken şöyle bir seyreder falan. Böyle bir atlıyor beni falan olabilir dedim. Bir de mizacı böyle şeydi. Celal asabiydi. Hı, hı Böyle herkes yanına ne geliyorsun yanımda der. Niye tutuyorsun benim ayakkabımı der. Herkesin vazifesi belliydi. Bizim ayakkabı tutmaya, yanında yürümeye iznimiz vardı birkaç he kişinin. He. Dedim ki nasıl olsa namazdan sonra yanına yaklaşırım hocamın dedim. Tam böyle Yavuz Selim Camii'nde kubbesi aynı böyle bakın şu andaki gibi. Tam kubbenin altındayız. Hı hı. Yanına böyle gülerek yaklaşıyorum ben. Bir döndü bana Anneni üzme bir daha. Defol dedi. Of. Cami çınladı. Anneni bir daha üzme. Defol dedi. Böyle. Şimdi <gülüyor> siz <laughs> kalkın. der diken diken hocam. Can bakın bunlar yaşanmış hadiseler. Oo. Ya niye işte tasavvuf konuşuyor da falanca evliyadan çok bahsediyor da ne yapayım kardeşim bunu gördüm ben yani. Ben bunları gördüm. Daha da anlatmadıklarım var. Anadolu'da bir tabir vardır. De benim büyüğü ahırda. <laughs> hocam anla, anlatırız ama bakmıyoruz hakikaten o, o kadar yani, tatlı olmadı. geçiyor ki. Biz bir program yapsak mı hocam acaba ya? Yüzler denilince belki bunu kastettiniz. <laughs> <zaten>. Yüzler. <laughs> yani herhalde biz bir program yapsak Yok ama bu böyle. anlatılanlar bizim hayatımız önemli değil. Bakın mesela güzelliğe vesile hocam, olmadı Hocam zaten mı? hayatınız böyle hikayeler olduğu için Ama bakın dinlemeyin, dinlemeyin. hocam dikkatinizi hocam çekmek ya. isterim. Eminim ki kıymetli seyircilerimiz de dikkatinden kaçmamıştır. Bendeniz kendime anlatmaya fırsat bulamadığım bir hayattan bahsediyorum. Eyvallah. Bu, onları konuşmak daha iyi değil mi? Bu zatların yani bir insan olamasa bile bunları özene özenmesi bile bir hamiyet değil midir? Evet. Bir şey değil midir? Yani şunu da e, arz edeyim. E, hakikaten Allah'ın ahlakıyla, güzel ahlakıyla, aşk ile bir de muhabbet nazarıyla yani neydi nelerimizi korudular cebimizdeki evet. paraya kadar parasız kaldığımız zamanlarda vesaire yaptığımızda bilinmede bile yani bunlar ilgilendiler hocam bizimle. Hocam yürüyen ahlak maşallah. Yer çekimi gibi. Evet. Ahlak her zaman kazanıyor. Bunu evet. unutmamak lazım. bu ee, bayağı <laughs> hızlı ve olaylı geçmiş. Anlaşılan. Evet. Ee, İmamatip de <laughs> bir şu söyleyeceğim. Zeki Ekici hocamız diye bir edebiyat hocamız hocam vardı. Hocam maşallah isimler de hep aklınızda yani. Benim bile yok Benim şu Benim aşağı yukarı yani. sınıftaki olan arkadaşlarımın numaralarıyla ezberimdedir. Şaka yapıyorsunuz hocam. Böyle i̇lkokulda yarı yarıya numarayla aklımdadır. Bir dakika isimler aklınızda zaten Numaraları da aklımdadır. 80 kişi vardı ilkokulda. 86 kişi vardı. Evet daha <laughs> geçen de Almanya'da bir e, sınıf arkadaşım bizim talebelerden bir tanesine aynı sınıftaydık demiş. Arkadaşımın kayınvalidesi diyor tabiatıyla. Evet. Kim dedim ismini söyle filanca. Orada iki tane vardı dedim. Birisi dedim kıstaşında otururdu. Bir tanesi Malta'da otururdu. Yok artık hocam. Numarası bilmem neydi falan. Yani, <laughs> Yapmayın hocam. Yo, öyle sen... elimde olan bir şey değil yani. yani... <laughs> Doğru şeyler aklında kalmıyor demek ki. Estağfurullah. yani ben... Zeki Ekirci hocam o insanın gayreti. Evinde yokluk içerisinde portakal sandıklarının içerisinde kitaplarını koyan evde böyle akrep makrep çıktığı halde hiçbir şeyinden şikayet etmeyip Rabbimden şikayet olmasın. Elhamdülillah ki buradayız şükür diyen her gün muhakkak Kur'an'dan hizbini okuyan edebiyat hocası. Ben deniz o sayede onu duyduğum muhabbetten bir de tarih hocam Süleyman Bağlam'dır. O hayatta kendisi ellerinden öperim. Süleyman Zeki Bağlan hocam bize tarihi sevdirmiştir. Hocam biz liseyi 1-2'deyken İmam Hatip'in kütüphanesine girdik. Dağınık bir haldeydi. Çalınmış, edilmiş bir sürü de terör görmüş tabii. Uh -huh. Dedik ki bu okula bir şey bırakalım. Kütüphaneyi düzeltelim. Nasıl yapacağız bunu? Kütüphanecilik öğrenmemiz lazım. Millet Kütüphanesi Müdürü Mehmet Serhan Tayşi. Uh -huh. Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Yardımcısı Nevzat Bey müdür oldu sonra. Biz istiyoruz diye geldiler. Biz de onlara gittik. Ben de şu anda mükemmelen bir kütüphaneyi, düvey sistemine göre, konu sistemine göre kimliğini çıkartacak şekilde kütüphanecilik mezunu kadar yapar. Kütüphanecilik de çok zordur aslında hocam. O kadar severek yaptık. Tüm artan vakitlerimizde, milletin gezdiği vakitlerde yazın falan, hı hı. biz kitap taslifi yapıyorduk. İslam tarihi 297 892 binden de bunu yapacak kadar ezberimizden, standartlara uygun kütüphanecilik. Şunu anlatmak istiyorum, sevdirdiler bize ve evet. İmam hatip'in sonlarına doğru biz abi kardeş ilişkisiyle dersi boş olan lise birlere, ortaokullara derse girecek abi konumundaydık. Ee, ve çok böyle hareketli geçti. Elhamdülillah biraz dedem öyle dermiş. Biz geç intikal ederiz, ırsidir dermiş. Hı hı. Yeni yeni böyle durulduk mu? Formu değişti. Ama öyle bir geçişimiz Hareket oldu. Hareket güzeldir hocam. Sonra İmam hatipten mezun olduk. Eee Sonra bir de bu arada e, validenizden de biraz bahsedin bize. Şimdi validenizin de çok böyle etkili birisi olduğunu biliyoruz. Çok bir Daha doğrusu böyle e, faal birisi olduğunu biliyoruz yani. İnsanların erim diyen insanların, ben delikanlıyım diyen insanların cesaret edemediği bir dönemde, 76 hı hı. senesinde Hanımlar İlme Kültür Derneği'ni kuruyorlar. Hı hı. Gülsen Ataseven, Fevziye Anne, Fevziye Nuroğlu ablamız vardı. Yani onlar enteresan insanlar. Evet. Böyle dururlar. Ah ah. Ne yapmamız lazım? Onlara da iman ona şular bayağı oturur böyle dertleşirler de sanki evin bütçesini düşünür gibi. Ya biz ev bütçesini duymadık annemizde. Evde yemek eksikliği mevzunu dert olduğunu görmedik. Derdimiz filancanın imanı gidiyor, filancalara bu yapılmış, filancaların evinde bir şey yok. Annem yere böyle serer. Valide-i muhtenemem şairedir. Öyle mi? Tabii Türkiye dereceleri var. O ilk İslam Kemalettin Şen Ocakların falan kurduğu hı hı. İslam dergisinde yazıları var. 60'lardan önceyi bas. 60'ları konuşuyorum. Evet. Ali Ulvi Kurucu rahmetli anneciğime sen Akif'e derdin mahlasın. Hı. Mehmet Akif mecranda yazıyorsun. Hatta şiir kitabı var kendisinin. Kızacak belki seyrederse. İstanbul'un İstanbul ağzıyla Kur'an-ı Kerim okuyan insanlarındandır. Hocası Hasan Akkuş'tur. Maşallah. Berhayat kendisi Tayyar kula hocamız derdi ki sizin gibi okuyan nadir şey bul. İmtihanda mecbur girmiş de heyete çünkü Öyle. Ankara'da beraber gitmiştik. Kur'an-ı Kerim kursu müdüreleri yaptı. bazı şeylerden dolayı böyle bir şey mecbur kaldı. Yüzlerce hafız yetiştirdi. Hafızlarına kompozisyonlar yazdırır. Kur'an kursunda tiyatrolar sahnelettirdi. O, maşallah. Ve adab, erken oturma, kalkma bu hususta e, kendisi çok şeydi. Ve aynı zamanda daha e, 11-12 yaşındayken mevvit okuduğunda e, herkes çağırırmış. E, lakabını söylemeyeyim belki anneciğim incidir yani küçük hafız manasına. E, çağırırlarmış. Aranan bir hafıza mevvithanmış. 13-14 yaşında. Maşallah hocam ya. Öyle bir insan Biz de. Küçüklüğümüzde mevit hanların falan mevit okuşlarına yetiştik. Yani o Fehamet Hanımlar, Hafız Melike Hanımlar vesaire bunların bir tarzı vardı Kur'an-ı Kerim. Mesela biz ihtilalle falan böyle faiz ayetlerinin yasak, içki ayetlerinin evet, yasak, evet. tesettür ayetlerinin dini programlarda okunmasının yasak olduğu devirlere biz eriştik. Şimdi millet bunları hikaye zannediyor açsınlar baksınlar. Biz mesela her hafızı falan dinleyemezdik televizyona çıkar kıraati bozuk, ağzını eğiyor, hakkını veremiyor diye oğlum kapat televizyonu günah giriyoruz derdik. Bize bizim evde, bizim hanemizde çok düzgün telaffuz bizim iba, yani bir ifade hatası bile yapıldığında affedilmeyecek şekilde dikkat edilirdi. Onu arz edeyim. İmametip sonrasındaki dönemde de hani konuyu dağıtmak evet. istemiyorum. Anneciğimin hala bile hayatımızda. Mesela benden televizyon programı falan yaparım anneciğim der ki orada şu ifadeyi kullanıyorsun ama misal böyledir demiyorum 10 ee, tane adam geldi denmez oğlum tane denir mi insana denir Aa, çok güzel. sayar mesela şu anda çok yapılan hatta zaten 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 evet. zatenciler vardır mesela o, o alelade bir şey değil mütevazi bir insan oğlum mütevazi zaten tevazu sahibi insan demek mütevazi insan denir mi Mesela biz bunlar bize hiç kabul etmez. Nasıl konuşma bu? Çok güzel. Nasıl bir ya. insansın Oo, sen falan. Anda. Hani ama Allah razı olsun. Dikkat et oğlum. Oğlum şöyle yap. Şurada bağırma. Şöyle güzel konuş. Allah razı olsun. Hala e, kendisinden istifade eder. Maşallah. Rabbim bereketli hayırlı ömürler versin Amin. Amin. kendisine. Amin. Ee, Amin. İmam İmamoğlu'na e gittiğiniz sonra artık imamoğlu gözükecek. İmam İmam Hatip'ten şöyle bir şey oldu. İlahiyat hiç düşünmedik. Rahmetli babam hayatımızın o safhasında şöyle bir müdahalede bulundu. Dedi ki senin dedi para kazanmışsın şu olmuş bu olmuş. Ee, yani oraya girmeyelim o çok enteresan bir hayat hikayesi Hı -hı. babamın tarzı. Böyle anlatılınca inanılacak bir şey değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu kayıtlara girsin. Babamın arkadaşları dahi babamı tanımıyorlardı. O yüzden buradan kendilerine de sesleniyorum. Sakın bana babam üzerinden bir şey anlatmaya kalkmayın. Arkadan da konuşmayın. Hı hı. Onun macerasını, o hayat hikayesini biz yaşadık. Herkes edebini bilsin. Eyvallah. Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Amin. Ama şu var dedi ki oğlum ilim dedi bana. Sen dedi ilim bu ailede ilim okuyacak tek insansın. Ne yapacağım? Sen dedi Arapça ilimle falan öyle seni Mısır'a göndereceğim. Ben. El eser'e. El eser değildi o zaman neden? El Eser denkliği yoktu. Hı. 12 Eylül şeyleri de hala devam ediyordu. Bu arada 12 Eylül çok dram, yani acayip komik şeyler vardı ya. Evet, Bak mesela evet. Umre'ye gidecektik biz lise 2'de. Pasaport şimdiki gibi çıkmıyor zaten de. Bizim pasaport bir buçuk ayda çıkmamayı bırak. Dediler ki evrağınızı da alamazsınız. Babamın ikamesi var yurt dışında Suudi Arabistan'da. Hı hı. Umre'ye gidebileceğim mesela. Alamazsınız dediler. Sonra tanıdık bir komiserden şu... Bana gerekçeli evrakı gösterdi. Minnet ibrettir bu dinlesin. Tarihtir bu. 12 Eylül Cuntası'nın İmam Hatipli'ye bakış şeklidir bu aynı zamanda. İmam Hatiplerin Umre vesaire gibi ziyaretlere gitmesi, oraya gidip de İslamcı devlet, şeriat devleti kurmak için örgütlenmeleri tehlikesinden dolayı yasaklanmıştır. Eyvallah. Arşivde var bu. Ben bunu gördüm. Bu böyleydi. Bu kadar şeydi. Evet. Ve bize hakaret edilirdi. Biz buna rağmen. Ne tesettürle alakalı. Benim ailemde en sol görüşlü insan vardır. Barış Manço'nun şarkısını söylediğim için beni dövmeye kalkan akrabam vardı düşün. <laughs> Hem de kız. Onlar kendini biliyor. Ne komik şeyler yaşandı ya. Bu ülkenin evlatlarını nasıl kıyıldı ya. Evet. Bu sokaktan geçiyoruz sol görüşü diye onlar dövüyor. Bu taraftan geçiyoruz siz şu musunuz diye onlar dövüyor. Bizim okulun abileri kızıyor. Siz geçen hafta mitingde yoktunuz da bir de onlar dövüyor. Biz okula böyle gidiyorduk. Bunlar şimdi hikaye. O yani ekonomik şeyi falan anlatmıyorum bile. Evet. Gazya kuyrukları bilmem onları anlatmıyorum. Şunu arz edeceğim. El Eser Üniversitesi denk kabul edilmiyordu. Aynı Şems Mısır'daki Aynı Şems Üniversitesi'nin denkliği kabul ediliyordu. Hmm. O yüzden aynı şemse gideceksin falan deniyordu. Hatta Abdülfettah bu gudde falan da orada galiba öğretmendi. İşte bu arada Emin Saraç Hoca'nın derslerine gidiyorum. Dışarıdan dersleri takip ediyorum. Diğer hocaları da İsmail orta bir, orta üç. Lise iki dönemlerinde İsmail Ağa'da medrese tahsili falan görüyorum. hasip hocaları tanırım, İhsan hocaları tanırım. Onları konuşmuyorum. Peyderpey bir yandan ders görüyoruz. Ama şu çok bir kırılma noktası oldu. Babam dedi ki Arapçayı çok güzel öğreneceksin. Hı hı. Mahmut Bayram Hoca'ya gideceksin dedi. Mahmut Bayram Hoca da artık tekabüt olmuş bir tek Tuğba kız Kur'an kursuna gidiyor. Erkek talebesi yok. Evde ben ondan ders alıyorum. Sıfırdan başladık. Bir gün hoca dedi ki benim oğlum yaşında ama allame birisi geldi İstanbul'a. Seyit Melle Burhan'ın talebesi. Melle Nurettin isminde bir zat vardı. Allah rahmet eylesin. Göçtü. Amin. Nurettin Can hocamız. Oğlu Akif şu anda ilmiyle meşgul. Allah istikametini daim eylesin Amin. Akif kardeşimizin de. O küçücük çocuktu. Kapıyı açardı. Ondan biz şark usulü, orada detaylar var çok renkli ama girmeyeceğim oraya. Şark usulü Arapçaya başladık. Ve yani hocam dedi ki böyle 15 sene var dedi ben İshar'ın yüzünü açmamışım. Ben buna İshar mı okutacağım dedi falan. Yani öyle üst kitaplar okutuyor. Yani cessas tefsiri, ha, ha, falan ulemaya okutuyor öyle. 25 bine, 20 bin sayfa yakın ezberi varmış. Of. Kitap ezberi var. Sayfa. Yani düşün. Dedi ki şöyle bir ders verdi bize. Ha, ha. Mahmut Bayram Hoca ak sakalıyla yere oturdu benimle beraber oğlu yaşındaki hocayı koltuğa oturttu. Ne olur dedi bunun ailesi çok kıymetli dedi. Biliyorum seviye de düşük. Senin, senin senden ders alacak seviyesi yok. Ama dedi söz dinler, çalışır. Şafi rahmehullah'ın bir sözü var dedi. İki şeye acırım. Bir, ilme kabiliyeti olduğu halde okumayana. İki, ilme kabiliyeti olmadığı halde okuyana. Oo. Vallahi hocam sizin sözünüzü kıramam ama ben bu çocuğa bakacağım ezberini verir, dersini güzelce bana anlatırsa alırım. Yoksa hiç kimsenin hatırı için ben bu yaştan sonra aşamam dedi. Bu çocukla uğraşamam dedi. Elhamdülillah onunla <gülüyor> başladık. <gülüyor> metin ezberi yaptık. 1500 sayfa yakın metin ezberi yaptım. 1500 sayfa. Ama bir şey değil canım yani normal aslı 5-6 bindir. Tamam, tamamlayamadım. Sonra bir sene bir buçuk sene böyle devam ederken hocam bana dedi ki sen dedi Mısır'a gitme dedi nasıl gitme ya benim inisiyatifimde olan bir şey değil ki. Hı hı. Dedi oraya gidersin dedi ilim öğrenemezsin sen dedi. Pratik Arapça ilerler dedi. Burada da ya ticaret yaparsın ya turist rehberliği ilim olmaz dedi. Ne yapayım dedim peki hocam. Üniversite imtihanına gir kazan dedi. He tabii. <laughs> Hem de <minnet gülüyor> kolay çayın. kolay. Hocam hiç çalışmadım ben dedim bir sene. Allahu alem iki hafta sana yeter. İki hafta ders yapmayız demedi. Az yaparız dersi dedi. Eee? <laughs> sen de dedi üniversitede çalış. Yani hem o devam edecek hem de üniversiteye çalışacak. Ya gittim i̇ki millet kütüphanesinin orada bir gazeteci var. Hı -hı. Oradan sözel kitapları aldım. Sırf söz dinlemek için. Hı -hı. Belki de o hani zeka düşüklüğü, akıl noksanlığı falan aydı ama söz dinlemenin de bereketi oluyor galiba hocam. Hı -hı. Oturdum ben çalıştım. O iki hafta çalıştığımdan hesap ettim. 18 net yaptım ben bendeniz. Yani sadece o derslerden. He he. O iki haftada evvel edebiyatı kazandım. Marmara Üniversitesi. Evet. Hocamla Marmara Üniversitesi'ne gittikten sonra bir yandan derse devam ediyorum. Hazreti Hüdayi Vakfı'nın ilk şeyi Allah selamet versin Osman Nuri Topbaş hocamız. 20 talebe var. 13 numarayla kaydoldum oraya. Hı -hı. Hem e, tek Türkoloji okuyan benim. Diğerleri hep ilahiyatlı. Evet. Ama talebe evinde kalıyorum. Hocam dedi ki ben seninle tek uğraşamam. Orada talebelere ders vereceğim. Sen de taşın dedi. Ben gurbet hayatı gibi Üsküdar'a gidiyorum. Talebe evinde kalıyorum. Çok güzel ders okutuyordu hoca. Allah rahmet eylesin. Aynen. Sonradan da başka türlü ilimler olmaya başladı. Fakat tam bu esnada... He, bu arada İmam tipte çok önemli bir detay var. Geceleri Mısır Radyosu dinliyorum. Mısır Radyosu dinliyorsunuz. Evet. Çok seviyorum Arabi şeyleri. Abdülsamed'i dinliyorum. Mustafa İsmail'i dinliyorum. O öyledir biliyorsunuz. Abdülsamed de <laughs> başlar. Mustafa İsmail ile evet. demlenir. Ve... Uyumak için de mesnevi okuyorum. <laughs> Uykumu getirsin diye mesnevi okuyorum. 30-40 sayfa. Uykum çok az. Hele lise dönemlerinde bir buçuk saat falan uykum var. Okuldan geliyorum, yatıyorum. Gece uyumayıp çalışmak için. Okuyorum. Seyit Kutub'un Fizilal Kur'an'ını okuyorum. Bakın. Bu arada da ailem dahil onları da doğru düzgün Müslüman kabul etmiyorum. Seyit, Siz diyorum düzenin şey Müslüman. Evet. Hakkını veriyorum kitabın. <laughs> Ama bizim radikallere de hiç itibar etmiyorum. Onların tarzı da hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> Yok işte kuşun göz bebeğine Hakkı'l-İslam yazacağız. Belli halinden çok belli <laughs> yazarsın sen yani. Ancak çizersin yani. <laughs> Salih abilerimiz hakikaten salihte hala öyleler. Piyasa yapan abilerimiz hala piyasa yapıyorlar. <laughs> hiç kimse alınmasın. Yani alemi sersen mi sanırsın diyor ya Ziya Paşa. Bunun çocuk bile hakkını verir. Bu arada işte bu liseden sonra bir yandan metin okurken kırılma noktalarından birisi Muzaffer Efendi'nin göçülmesi oldu 85 senesinde. Onun cenaze namazında Gönderli Mehmet Efendi'nin bağıra bağıra ağlaya ağlaya o cenaze namazını kıldırma sahnesi. Ve sonra benim çevremde ilk defa söylüyorum bunu bu programda söylüyorum. Benim kendi semtimle Etrafımdaki çevreyle ciddi bir restleşmem o gün oldu. Neden desteşiyorsunuz? Kendileri dini çok iyi anlamadıkları halde takvayı öğretmeye çalışan, hmm. sizi de kategorize eden tipler var. Onlara baktığında onlar her şeyin çok iyisini biliyor. Geçen gün de televizyonda söyledim. Sen işte şunu yapıyorsun ama faiz böyle de, bilinenme de. Ya sen kaç yaşına gelmiş adamsın? Faiz adamı tenkit edeceğine senin yaşındaki bir abi benim kuşak olarak abimsin. Hı hı. Bugüne kadar çoktan bu finans sistemine alternatif bir şey koyman lazım. Neyin kafasını yapıyorsun sen? Yalan konuşuyorsun. O falanca musiki dinliyor. Filanca onlar da şey bunlar hakikisi değil. Onlar da bunu yapıyor. Hiç kimse yani hiç kimse şey değil. Öz hakiki takva biziz. Hı hı. Binlenmesi kutup. Bir de onlara karşı acaba ne derler? Ayıp olmasın. Şöyle gidersen böyle derler. O güne dedim ki kim ne derse desin umurumda değil. Bunlar yüzünden ben mahrum kalıyorum bazı şeylerden dedim. Hala daha o kafadayım. Hesabını Allah'a veririm. Ahkamın dışına çıkmam asla. Ama hiç kimsenin de iyi demesi için olduğumdan yani dinin emrettiğinden başka bir şekilde. Böyle giyiniyormuş. Böyle yapıyormuş. Bıyığı şöyleymiş. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Ne olur haddimi Hı. aşarsam affet. Ama samimiyet yemine. Zaten sizin bıyığı sakalı yok diye sizi Müslüman olarak görmeyen insan sayısı hiç de takva değil diyen insan sayısı evet. az olmadığını siz bu, bu, toplumda biliyorsunuz. Biliyorum hocam. Ya buradan adam deve yamuduyla götürüyor. Bir yandan gençler şey neyin kavgası sen neyin konuşmasını yapıyor. Bizim çocukluğumuzda bıyık şeklinden dolayı birbirine selam vermiyor. Binlenmesinden de. Gönenli Mehmet Efendi ne diyorlardı biliyor musunuz? Sultanahmet Camii'nde Süleyman Demirel'le tokalaştığı için bu imamın arkasına namaz kılmak caiz değil. Allah Allah. Zındık hoca diyorlardı ve bunu yaparken de İslam'ı tefsirde. O yüzden yiyin bunların İslami anlayışını. Evet. Hiç de lazım değil. Hani hiç de lazım değil. Bugün bir şey var, mesele var. Bugün konuşulsa İslami meseleler. Nerede ne olduğunu biliyoruz. Ama şimdi programın şeyi bu değil. Biz de germeyelim ortamı. Eyvallah. Hemen şöyle yapalım. O kırılma noktasından sonra ben bu işin böyle gitmeyeceğini anladım. Özelin özeli ama söylemezsem size samimi davranmamış olurum. Televizyonda bile olsak. Rüyalara inanır mısınız? Ee, evet, sahih rüyalara. İm, mümin olan zaten onu inanmıyorum gibi şey yok. O dönemde çok acayip şeyler yaşatıldı. Ve artık böyle belli işaretler olmaya başladı. Hani ben Karadeniz'in dediği gibi ne oluyoruz ya Rabbi falan modundayım. Sonra benim mesela Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'nin halifelerinden hatma hacigen yapıyorum, ders yapıyorum, evrat okuyorum, kalbi zikirler var, sema etmek, sesli zikir yapmak filan. Bunlar hiç ya. Ben sema yapacağım. işte sesli zikir, cehri zikirle falan. Hay 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 diyeceğim. Birisi duyacak falan. Mümkün mü böyle bir şey? Fakat sonra başka bir alemde bulduk kendimizi. Alalada bir sohbet ortamı gibiydi. Şeyh Galib'in söylediği gibi. Bir pir geldi pendette alalade diyor ya. Tedbirini terkeyle takdir hudanındır sen yoksun o benliklere hep bir günah gümanındır. Nutkun söylediği gibi sıradan bir insanmış gibi konuşan kişinin benim ruhumda bıraktığı iz ve o gece alemin bir anda dönüşümü. Sabahleyin kalktığımda ben henüz Resulullah'a iman etmemişim. Kur'an'ı da bilmiyormuşum sözünü söyleyerek içimde müthiş bir yazık ettim ve bu kadar seneye deyip 17 yaşında 18 yaşında bir karşılaşma. 85 yaşında, 19. Hı, hı Ondan sonra o 35-40 sayfa okuduğum mesneviyi ...iki sayfa bile okuyamayacak hale gelme. Ağır gelmesi. Bazen 3 beyit okuduğumda gece uykumu kaçırması. Uyumak için okuduğum kitabı uykumuzu kaçırıyor. Uykumu kaçırır hale gelmesi. Ve sonra bu zatlar nasıl insanlarmış diye merak etmem. Sonra benim onları merak ettiğimi düşünürken aslında onların da çok önceden planlanmış olarak bazı şeyleri bekliyor gibi olması ve onlara hayranlıkla ben olamamışım derdiyle meşgulken bir bakarım ki kavga ettiğim insanlar benden daha güzellermiş. Ben Aa. onu göremiyormuşum. Hitap ettiğim insanlar Allah'ın benden daha salih kullarıymış. Ölçü de şu tevazu değil hemen söyleyeyim. Hı uh hı. -huh. Şimdi bakarım adama gelir. Hocam işte böyle yapmak günah mı diş fırçası orucu bozuluğun falan. Yok alay etmem ben. alay ediyormuş gibi yaparım da İnsanlar böyle konuşmasın diye televizyonda mahsus öyle yapıyor. Uh -huh. Yapma yani bunu manasına. Ama inanın yolda sorduğunda ya bırak abi ya falan demiyorum. Şöyle bakıyorum bu zat benim gibi Gönenli Hoca'nın karşısında 14 sene dursaydı Mehmet Efendi'nin kokusunu alsaydı. Filanca zatın hadis dersine girseydi. Vallahi böyle olmazdı. Benden de iyi olurdu. O zaman problem ne? Sen bunları gördüysen şükrüne eda et. Evet. O insan senden daha Allah'a yakın olabilir. Konuşmalarımda hep bu prensip üzere giderim. Benden daha akıllıdırlar. Maşallah. Allah'a benden daha yakındırlar. Benim gördüklerimi görselerdi benden daha iyi olurlardı. Bilgi eksikliği var. Görgü eksikliği var. Bir de alırken ben ona anlatıyormuş gibi olmayayım. Kendi malı olarak baksın. Şimdi bu benim bardağım derse bunu elini uzatıp alamaz. Buyurun sizin dersen hiç sana bakmadan alır bunu. Evet, Bazen evet. yolda böyle diyorlar. Hocam selamünaleyküm. <laughs> Mustafa hocam seni çok seyrediyoruz. Allah Allah razı olsun. Adımı hatırlamıyor. <laughs> İnanın keyif ediyorum. Hocam bak çocuğum şeye başladı. Namaz kılıyor. Mustafa hocam Allah senden razı olsun. Kim ulan bu diyor yanında. <laughs> ya Mustafa hoca diyor falanca kanalda simsiyon. Evet. Kanalı da yanlış söylüyor. <laughs> Ama o bizim insan. Bizim insanımız çok güzel. Bizim serserimiz çok güzel. Evet, hocam. İnanın ki siyaset bilmem ne falan şey kenarını bırakın. Ben Deniz bunu samimiyetle söylüyorum bakın. İnanın tevazu değil bu. Benden daha kötüsüne daha rastlamadım. Bu, bakın bu ölçüler için söylüyor, Bu ölçüler için söylüyorum. Bakın hocam bir kere Resulullah Efendimiz'i gören adama sahabi diyorsunuz. Ben sahabi de, diye iddia etmiyorum kendimi. Ama 14 sene boyunca sormadan size cevap veren bir zatın çekim alanındasınız. Hı hı. Göçeceğini bile söylüyor bir hafta evvelinden ve hala kendime baktığımda bu meclisin bu derslerin hakkını vermek böyle olmamalıydı dediğim binlerce meselem olsun. Hiç bunları görmeyen bir insan karşıma gelsin. Hocam böyle yapmak caiz mi diye sorduğunda hemen bir tutarım kendimi sakın ha sakın. Allah çarpar adam En azından insaf et. Sen bu noktadasın. Senin verdiklerinin yüzde birini ver bakalım senden daha iyi mi değil mi görürsün. İnanın bakış böyle olmasın. Çok olması güzel düstur hocam. Ama yo bu hakikat evet. bu. Ama çok eminim çok şey. güzel. siz de ödesiniz hocam. Şimdi burada fakiri konuşturduğunuz <laughs> için böyle. Estağfurullah. çok güzel bir düstur bu. Bu yani, böyle olmalı. E, bu hayattaki herkesin uygulayacağı bir düstur olsa muhteşem bir efendimizin ahlakı. Evet, evet. Yani muhteşem bir eğitim sistem olur. Sallallahu Zahsız aleyhi ve, ve sellem efendimiz beraberlerken birisi soru soruyor. Anlat başka ne? Başka ne? Bedevi soruyor. Ya sen konuş da ben seni dinliyorum diyor. Ayağa kalkıyor. mescidin kenarına ayakta bir iş yapıyor. Evet. Sahabi Efendimiz sahabinin davrandığını gördüğü anda diyor ki galiba Hazreti Ali Efendimiz Resulullah terledi diyor sıkıntıda. Bir şey yapacaklar diye. Adam bilmiyor. Geliyor oturuyor. Anlatıyor gidiyor. Sonra diyor ki sahabisine buyuruyor ki yahu bilmiyor. Öğrendiğinde sizi de geçer o. Evet. Kırmayın diyor. Üzmeyin. Ne kadar hoşgörülü falanca zat. Allah'tan ve Resulullah'tan daha hoşgörüyü gördünüz mü hocam siz? Ama biz anlatamıyorsak problem bizdedir diye evet. düşünüyorum. Yani problem sizde demeyelim ama hani toplumda evet. hocam şöyle bir şey vardır ya. Hani anlatanlar bu, olarak bizdedir diye. Yani hani bir köyün e, imamı ve öğretmeni çok iyiyse o köyden çok daha sağlam insanlar çıkması gerekir diye bir ifade vardır ya. Bu e, bütün nesil bütün nesil öğretmenlerin elinden geçiyor. Dolayısıyla yani öğretmenlerimizin çok daha başarılı olduğu bir dönem yaşarsak bütün nesil için çok daha başarılı. Benim bir hocam bir öğretmene dedi içinde. ki bir gün. Benim hocalarımdan bir tanesi bir öğretmene dedi ki ne yapayım efendim öğrencilere ne vereyim? Bir kere dedi çok şeyle anlat. Doğru ol. Sakın ha dedi. Sakın. Hakaret etme. Vuramazsınız. İslam'da zaten siz de biliyorsunuz evet. çocuğa vuramazsınız. Evet. Ve ne dedi biliyor evet. musunuz? çocukların dersine girdiğinde şöyle simalarını bir gözden geçirirken Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala Muhammed diye bak dedi. Nuru Muhammed'i onların anlına sirayet etsin. Kalpleri o evet. onurla buluşursa her şey daha kolay olur dedi. Kardeşim böyle insanlar var ya bu topraklarda. <laughs> Çok güzel. Ee, tabii bunları dinlemek sizden dinlemek bambaşka bir şey. Evet. Şimdi biraz vaktimiz de bu arada bitti neredeyse. Ee, bu kadar tatlı ki, biz bir iki program daha yaparız herhalde hocam. Bilemiyorum yani artık belki da yaparlar, bilemiyorum. <laughs> hani Vodafone, wow dedi. dedi, dedi Yeni nesil öyle. Allah. <laughs> e, e, ondan sonra edebiyat mıydı? Edebiyat. Okulda o, böyle çalkantılı şeyler de oldu, biraz okul uzadı. Devamsızlıklar falan da oldu. Bu arada bendeniz türbelere, kıyafetlere. Eski usul Osmanlı kıyafetine bir kabir taşına baktığımda hangi tarikata, hangi sınıfa mensup olduğunu anlarım. Nasıl yani? Özel ilgi mi oldu o dönemde? Öyle ilgi oldu çünkü hocam bunu biliyordu. Hocamın hocası da Osmanlı'nın son devriydi. Hı hı. Fatih Sultan'ın sarığını bendeniz sardım mesela. Ciddi misin? Yakınlarda Gül Baba'nın Macaristan'ın sarığını bendeniz sardım. Oo. Hafta sonları İmece usulü giderdik. Onun evini tamire, bunun binlenmesini taşımaya. Bu arada yani... Çok tuhaf şeyler de var. Mesela ben aşçılık yaptım üniversitedeyken. Nasıl yani? Vakıflarda çalışıyorum yemek çıkartıyorum. Bildiğiniz e, yemek yapan aşçısınız yani. Bildiğiniz yemek bilmediğiniz <gülüyor> yemek <gülüyor> hayır, hayır, değil. Hayır yani bildiğiniz aşçısınız evet, yani. Evet evet aşçılık yaptım. Şöyle oldu. Şimdi gittiğimiz yerlerde de aa işte bak, bunlar Mustafa Hoca'nın şeyi. Aa ya bu zengin çocuk züppe çocuk falan diyorlardı. He. Halbuki bilmiyorlardı durumumuz o kadar şey değildi. Eee... Neyse dedim ya oraya girmeyeceğim. Ben cebimde yani lütfen anneciğim de seyrediyorsa üzülmesin ama bir simit alamadığım için günü aç geçirdiğim günleri bilirim. Ortaokulda yaklaşık bir sene abilerin sigara içtiği kantin vardı kaçak. Hı -hı. Talebelerin gittiği kantine giremezdim param yoktu. 75 kuruşum vardı benim ancak hesapladığımda 75 kuruş harcayabiliyordum. Öğlen yemeği yiyeceğim, sabahtan akşam okul. Büyüklerin kantinine giderdim. Tatlı düşkünü, bir çığırından çıkmış bir şişko gibi. Hakaretler yiyerek, sigara dumanı altında. Hı hı. Geldi bizim çiko, gel lan gel, yiyeceğim. falan diye. Yarım ekmek alırdım, boş içi. Yanında da gazoz içerdim. Benim 7-8 ayım böyle geçti. Bunu ailem bile bilmez, abim bile bilmez. Ama Hiç şikayet sen, etmedim. Ama size zengin çocuğu diyorlar. Bize abi. zengin çocuğu. Çünkü arkadaşlarım beni bilmiyordu. Bir de şişmandım ne yedin şey yaptın. Benim hoşuma gidiyor abi tatlı niyetine yiyordum diyordum. Açtım yani. Bakın bu bir gerçek. Hocamla beraberken vesaireken oranın temizliğini yapıyorum. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum vesaire. Bu anda da yemek mutfağına giriyorum. Vakıflar, vakıf işleri hayrına yemek çıkartıyorum, çorba çıkartıyorum, kurban kesimi yapıyorum. Bunların para ücret yok. Fahri yapıyoruz. Uh -huh. O güne orada bir aşçı olan, profesyonel aşçı Beyazıt'ta restoran. Yani cadde üstünde restoran. Uh -huh. Şimdi reklama girer yerinde söyleyebilirim neyin yanında olduğunu. Hadi ya dersiniz. Esnaf lokantasında dedi ki ya sen güzel yemek yapıyorsun dedi. Bizim aşçı kaçtı dedi. <laughs> e? sen de dedi gece uykusuzluğa falan da mukavemetlisin. Evet. Gece 11'de gel dedi. Evet. Yemek yapacaksın dedi. Sabah 6'da çıkarsın dedi. Okula da gidersin dedi. Abi çok iyi işledim. Para da kazanırsın dedi. Şu kadar soğan doğuruyordum. Hı hı. Orman kebabı, sarma, lahana sarma. O bu kadar haşlanır. Sonra 6'ya bölünür. Ortası çıkartılır. Evet. Sarılır. Bezelye, pilav. Bütün yani bunların hepsini yapıyordum. Sarmasına kadar. Vay maşallah. Asık bir yerde 11 çeşit yemek çıkartıyordum. 11 Bazen, çeşit? Evet evet. Bazen ezugelin, mercimek. Yapmayın hocam bu kadar Yapıyorduk. Yani? Yapmayın diyorsun, şey diyorsun ama yapıyorduk. Bunu ilk defa anlatıyorsunuz vardı. Ben hiç duymadım bunu. ya. Yani. Yakınların bilir ama bir gün çok fena yakalandım anneciğime. Evdekiler Üstüm, bilmiyor. Hayır kimse bilmiyor. Benim yaptığım birçok işi evdekiler bilmiyor. <laughs> Allah. Mesela ben deniz bir işte girdim. Arkadaş hala daha öyledir. Allah selamet versin. Ya sen gelsene telefonlara bakarsın. Hem de sana maaş veririm falan dedi. Evet. E ee, ismini söylemeyeceğim. Bayrampaşa'da bir çorapçıydı. Ee? Bir giriyoruz, siparişler falan bulunmuyor. Bu depoyu düzeltmek lazım benim. Depo da buradan oraya. Yukarıya kadar böyle kaç kat? Düzelt dediler istiyorsan boş zamanlarında. O kadar terliyorum ki ertesi günü elbisem ıslak. Sonra deden ki araba da yükler misin? Ben hamallık yaptım. Hocamın anlattıklarını deşifre edeceğim, toplayabileceğim. Yeni çıkmış daha bilgisayar 91 falan. 90 Hı hı. bilgisayar alabilmek için ben hamallık yaptım of. ve hatta belimi de o zaman kaydırdım yani 3 kamyon indirip şey yapıyordum buna rağmen o arkadaşlar da hala benim yememe takılıyorlardı hı hı. <laughs> komşu ismini vermeyeceğim çok bilindik bir marka ya bizim hamalların 5 kişinin yaptığını bu adam tek başına yapıyor bize verir misin bu adamı deyince yok ya o molla bizim abimiz biz, biz, biz yanımızda çalışıyor diyerek parayı öyle kazandım yani Arz edebiliyor muyum? O evet hocam. O sebepten Çingene Mahallesi'nde diyeceğim tahkir için söylemiyorum. Roman arkadaş. Çok güzel arkadaşlıklarım vardır. Komünistler döverlerdi kıstırıp beni. Evet. Abiler onları döverlerdi. Fatih'i niye dövüyorsunuz diye. <laughs> Engels'i okudum. Stalin'i okudum. Savunma teknolojisi kitaplarını okur. NATO ile Varşova Paktı arasındaki dengelere bakardım. Halparslan Türkeş'in bilinlenmenin mahkemede yaptığı savunmaların, savunmaların arşivlerini tutardım. Çok meraklıydım. Maşallah. Çok okurdum. Ama çevremdeki kavgalarında aslında olmadıkları halde oluyormuş gibi gören insanların da hemen etiket yapmasına da içten içe bozuluyordu. O yüzden şu anda bir insan konuştuğunda onunla nasıl empati kuruyorsun, çok akıllısın falan diyorlar. Yok, birebir ben bu insanlarla yaşadım. Çok gördüm geçirdim yani. Ve hepsinin de bir güzelliği olduğuna şahit oldum. Allah kendisinden derecesi ağlıyorsun. Hocamın şeyiyle e, her işte çalıştım. Fakat bana derdi ki o zat. Oğlum derdi aptal adam dünyanın en aptal adamını biliyor musun kim derdi? Kim bilmiyoruz tabi. Kendisine zerre kadar önem veren adam dünyanın en aptalıdır. Gerisini sen düşün derdi. Eyvallah. Hocam. Bunu canlı şimdi yayında vaki gibi olacak ama biz bir programda yapalım. Yok ben deniz e, ailemin de hürmetlerini Hadi. bildirmek isterim. Bitti süremiz bitti. Çok çok şey var ki. Ama yine güzel insanlardan bahsettik ya. Evet. Onlara vesile oldu. İnsanlar belki bunun peşine düşer. En azından der ki ya ben yarın Bitiremedik ama biz muhabbeti bitiremedik yani. E, tamam ne yapalım? Abi? Bir, bir programda. Bitecek diye yapalım vaat mi yaptık? Yapma. Öyle Böyle vaat Yapmıyor zek. mu bir programda. Yapabiliriz. Tamam biz konuşalım yayından sonra. Yani insanlar yeter ki bıkmasın. Hocam bıkmazlarsınız Eyvah, tatlı sohbetimizden. sohbetimizde. estağfurullah. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah çok naziksiniz. Estağfurullah. Nezaketle dinlediniz. Ben de size samimiyetle şunu arz edeyim. Ben de size program yapıyorum biliyorsunuz. Evet. Ee, hani böyle size iltifat olsun diye söylemiyorum. Kendimi inanın hiç programda gibi hissetmedim ki ışıklar beni rahatsız eder. Işıklar bile irite etmedi. Eyvallah hocam. Herhalde o sizin sıcaklığınızdan. Hı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Vav evet. televizyon bereketinden hocam. Bizim... Öyle doğrudur, doğrudur. Eyvallah. Güzel bir yüzümüz oldu. İhtiyaç olan bir şeyi doldurdu. İnsanlar ille de mecburuz. Şu kanalı seyredelim dedikleri bir kanal değil. Hı hı. Onlara güzel bir sima oldu. Allah muvaffak eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok sağ Sağ, olsun. sağ olun. Biz yayından sonra hocamızla bir konuşalım. bir Müsait olursa hocam çok yoğun. Hocam inanılmaz yoğun. Yani bugünkü programını bana anlat. Bu yayından sonraki programını anlattı hocam. Yarın Allah, da maraş var. Allah Yarın kolaylık, kolaylık versin. Allah sabır versin hocam. Allah Güç misin? kuvvet versin. Denk getirebilirsek, ayarlayabilirsek yine biz hocamızla bir program daha yapalım. Hocam çok teşekkürler. Ağzına sağlık Sağ yine. Sağ efendim. E, Rabbim sağlık ve sıhhat versin. Hayırlı ömürler versin size. Sağ olun. Daha da uzun süre sizi dinleyelim inşallah. İnşallah. Peki. Allah'a emanet olun. Noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.